saatlerimiz artık 16'yı gösteriyor. HT 360'tasınız efendim. Ben Dilek Gül. Bugün 5 Temmuz Cuma, artık haftanın son iş günü. Hem memlekette hem dünyada neler olmuş bitmiş 2 saat boyunca beraber olacağız. Ama önce editörüm Mehmet İlkay Özer'le neyi manşetlere taşıdık? Hadi birlikte bakalım. Bu kareyi konuşuyoruz günlerdir, biliyorsunuz. Ve bununla ilgili de UEFA'dan bir soruşturma vardı. UEFA Disiplin Kurulu Euro 2024 son 16 turunda oynanan Avusturya maçındaki bu işaretle ilgili, bu hareketle ilgili milli futbolcu Merih Demiral'a 2 maç ceza verdi. Peki başka neler var? Peş peşe yapılan açıklamalar var. Bunları detaylandıracağız. Yönetmenim Hasan'dan rica edeyim. Bir diğer önemli başlık, günlerdir takipteyiz. Türkiye'nin gözünü çevirdiği bir davanın görüntüleri arkamda var. Görüyorsunuz, Sinan Ateş davasında 10 sanık hakkında adli kontrolle tahliye kararı çıktı ve dava da 19 Temmuz'a ertelendi. Bunu şöyle bir detaylandıracağız HT360'da. Ve bir diğer başlığımız İsrail elbette. İsrail'in katliamları ara vermeden devam ediyor ve Gazze'de ateşkes bir kez daha gündeme geldi. Yeni bir ateşkes önerisine getirilen değişiklikler söz konusu. Bunun görüşmeleri hayata döndürür mü Gazze'yi? Olası bir ateşkesin ardından Gazze'de nasıl bir senaryo var? Uluslararası güçlerle ilgili bir senaryo konuşuluyor burada. Daha da detaylandıracağım. Konuklarım olacak, soracağım. O zaman HT360 başlasın. Hadi ilk manşetimizle başlayalım. UEFA Disiplin Kurulu Euro 2024 son 16 turunda oynanan Avusturya maçındaki Bozkurt hareketi nedeniyle milli futbolcu Merih Demiral'a 2 maç ceza verdi. UEFA'dan yapılan bir açıklama var. Spor etkinliklerinde sportif olmayan nitelikteki davranışlar sergilediği, futbol sporunun itibarını zedelediği ve genel davranış ilkelerine aykırı davrandığı gerekçesiyle Merih Demiral'a 2 maçtan men cezası verildiğini ifade ediyor. Ve öte yandan hukuken 2 veya daha az maç cezalarına CAS yolunun kapalı olduğu belirtildi. Bu karar için UEFA'nın yetkili makamına itiraz edeceği de yine gelen bilgiler arasında, bunu da paylaşmış olalım sıcak bir gelişme olarak. Tabii bu kararla ilgili de peş peşe tepkiler var. Bir bakalım onun da detaylarına. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz alınan kararın kabul edilemez olduğunu sosyal medya hesabından söyledi. Buna ilişkin tepkisini dile getirdi ve dedi ki kararın özgürlükçü ve hakkaniyetli bir yaklaşımla ve savunma dosyası ciddiyetle incelenerek düzeltilmesini bekliyoruz. Futbolun heyecanı ve güzelliği siyasi kararlarla gölgelenmemelidir. Yine karara bir tepki de AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi. Daha önce de yine UEFA soruşturma başlattığında ilk açıklamasını yapmıştı, tepki göstermişti ve dedi ki bu kez Demiral'a 2 maç ceza verilmesi son derece hatalı bir karar. UEFA kararı açıklanmadan önce belirli mahfillerde kararın yayınlanması, bu kararın belirli baskı gruplarının etkisiyle alındığını göstermektedir. UEFA'nın bu kararı futbolun üzerine siyasi baskı gölgesi düşürmüştür açıklamalarında bulunduğu AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'te. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan Astana'daydı, biliyorsunuz. O ziyaret dönüşünde aralarında Habertürk programcısı Serap Belet'in de bulunduğu gazetecilerin sorularını yanıtladı. Önemli açıklamalar vardı. Esad'la görüşmeye ilişkin cümleleri oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Dedi ki Sayın Putin'le Beşar Esed'e bir davetimiz olabilir. Komşumuz Suriye'ye dostluk elimizi daima uzattık, uzatırız. Ayrıca Rus lider Putin'le görüşmesinin detaylarına da açıklık getirdi. Cumhurbaşkanı İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları içinse kalıcı ateşkes için artık bir baskı şart dedi. Esad'la görüşme hangi şartlar yerine getirilirse gerçekleşecek sorusuna yanıt verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin'le davette bulunabileceklerini söyledi. Komşumuz Suriye'ye dostluk elimizi daima uzattık ve uzatırız dedi. Sayın Putin'le Beşar Esed'e bir davetimiz olabilir. Putin Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştirebilirse bu yeni bir sürecin başlangıcı olabilir. Suriye sahasında aradan geçen onca yıl herkese kalıcı çözüm mekanizmasının kurulması gerektiğini net bir şekilde göstermiştir.
altyapısı yok olmuş, halkı darmadağın hale gelmiş Suriye'nin yeniden ayağa kalkması ve istikrarsızlığın son bulması elzemdir. Bölgedeki istikrarsızlığın başta PKK, PYD, YPG olmak üzere terör örgütlerine hareket alanı sağlaması bir sorundur. Suriye'de esecek barış rüzgarları, çeşitli ülkelere dağılmış milyonlarca insanın ülkelerine geri dönmeleri açısından da gereklidir. Komşumuz Suriye'ye dostluk elimizi daima uzattık ve uzatırız. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan ziyareti dönüşünde aralarında Habertürk'ten Serap Belet'in de bulunduğu gazetecilerin sorularını yanıtladı. Rus lider Putin'le yaptığı görüşmede Rusya-Ukrayna savaşında arabuluculuk konusunu ele aldıklarını söyledi. Putin'e Karadeniz Tahıl Koridoru'nda yeni süreci başlatmaya yönelik fikrini sorduğunu belirten Erdoğan, bu konuda İstanbul tahıl girişimi hedefini aynen koruyorum yanıtını verdiğini ifade etti. Erdoğan, İsrail'in Kıbrıs Rum kesimini askeri ve lojistik üs olarak kullanmasına yönelik soruya ise, kendi topraklarında yaptığı yığınaklarla netice alabiliyor mu ki, Kıbrıs Rum kesimine yaptığı yığınakla mı netice alacak yanıtını verdi. Kalıcı ateşkes için Batı ülkelerinin baskının şart olduğunu vurguladı. Temennimiz olur ki, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden'ın da İsrail'i araması neticesinde kesin ateşkese ulaşılır dedi. Ve 3. Dünya Savaşı tehlikesi. Ne yazık ki Batı'da bu işi kaşıyan ülke ve kesimler var. 3. Dünya Savaşı'na çanak tutan bir yaklaşım içindeler. Malum silah tüccarlarına pazar lazım. Silah tüccarlarının da pazarı Batı. Bu konuyla ilgili olarak da Sayın Putin barıştan yana olduğunu son açıklamalarında söyledi. Biz de kendilerine barışa ne zaman ereceğiz dedik. Onlar bu işin bir zamanı yok. Bütün mesele burada sizler gibi arabulucuların ağırlığını koymasında noktasındalar. Dünya 5'ten büyüktür ve daha adil bir dünya mümkün tezlerimiz bu olumsuz havayı dağıtmak, büyük savaş riskini ortadan kaldırmak için ortaya koyduğumuz somut çözümlerdir. Erdoğan, NATO'nun 2 numarası bir Türk mü olacak sorusuna ise, Rutte beni ziyarete geldiğinde kendisine bu beklentimi söyledim. Türkiye'ye böyle bir şeyin yakışabileceği mealinde bir yaklaşımı oldu dedi. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye ile ilgili, Esad'la ilgili açıklamaları bu yöndeydi. Bir normalleşme sürecini konuşuyoruz çok uzunca bir süredir. Şimdi CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den de bir açıklama var. Esad'la temas kurduklarını söylüyor ve diyor ki çok yakın bir zamanda heyetle Şam ziyareti olacak. Temmuz ayı içerisinde Lübnan üzerinden gideceğim diyor. Çok yakın bir süreçte bir Şam ziyareti olacak. Bir heyetle gideceğim. Evet. Temmuz ayı içinde gerçekleşmesini umut ediyoruz. Lübnan üzerinden gideceğiz. Esad'la görüşeceği tarihi paylaştı. Türkiye'nin Suriye ile masaya oturması gerektiğini söyledi. Türkiye ile Esad'ın masaya oturup bu sorunu çözüp Avrupa'dan da kaynağın bulunması için inanılmaz gayret sarf edeceğim. Bu konuda en büyük kampanyayı da yapacağız. Yeter ki Türkiye'de şu sığınmacı meselesinden kurtulmak üzere herkes iradesini göstersin. Kayseri benzeri olayları yaşamanın da endişesiyle bir an önce bu meselenin çözülmesi lazım. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, KRT yayınında soruları yanıtladı. Sığınmacı meselesinin çözümü için çalışmalar yürüttüklerini açıkladı. Kayıtlı olanları bir görelim, kaçak olanlar belli olsun. Ona göre de ne yapılacaksa yapılsın. Bugünkü durum bir statikoya dönüşemez. Bugünkü durum sıra dışı bir durumdur. Ben bununla ilgili üzerime düşen ne varsa yapacağım. Ben Türkiye'deki bütün büyükelçilerle konuşuyorum. Biz Türkiye'yi bu halde bırakmayacağız ve siz bizi bu konuda yalnız bırakamazsınız. Biz sizin sığınmacı deponuz olamayız. Bunu kabul etmiyoruz. Merkel'in yaptığı o tuhaf anlaşma, Merkel kendisi için başarı sayabilir ama Avrupa Birliği'nin idealler için utanç vericidir. Sayın Erdoğan kendi açıklıyor şu ana kadar 48 milyar masraf ettik diye. Şimdi belli ki biz bu meseleyi çok konuşacağız. Bu meseleyi konuşurken, şu normalleşme sürecini konuşurken Kayseri'de yaşanan olaylar söz konusu. Hemen sonrasında soruşturma başlatıldı. İçişleri Bakanı Yerlikaya ve bu olaya ilişkin karışan 13 şüphelinin tutuklandığını söyledi. Ama bence dikkat çektiği başka noktalar da var. Onu belki paylaşmak mühim. Bot hesapların paylaşımları %38'e çıktı diyor. Yine 855 kişi bu olaylar kapsamında gözaltına alındı. Ve bunlardan 468 şüphelinin 50 farklı suçtan da kaydı var. Bir bakalım Yerlikaya bu olaya ilişkin başka neler söylemiş. Kayseri'de 855 şahıs gözaltına alındı. Bunların
13'ü tutuklandı, 145'i hakkında adli kontrol kararı verildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kayseri'de çıkan olaylarla ilgili yürütülen soruşturma hakkında son bilgileri paylaştı. Olayı provokasyon olarak niteledi. Kayseri'de bu 855 gözaltına alınan şahıslardan 468'inin 50 farklı suçtan adli kaydı olduğunu görüyoruz. Kayseri'de çocuğa yönelik taciz iddiasının ardından Suriye uyruklulara ait iş yerleri ve evler hedef olmuştu. Bakan Yerlikaya, Kayseri'de başlayıp Türkiye'nin farklı şehirlerine yayılan olaylarla ilgili 1065 kişinin gözaltına alındığını, 28 şüphelinin tutuklandığını belirtti. Göçmenlere yönelik provokatif paylaşımlara dikkat çekti. Özellikle sosyal medyada provokasyona yönelik bir süreç yaşanıyor. Bot hesaplar tarafından manipülatif, olumsuz ve gerçek dışı paylaşımlar yapıyor. %38'e çıktı. Kayseri'deki olaylarla ilgili provokatif ve dezenformasyon içerikli paylaşım yaptığı değerlendirilen 6'sı yurt dışında olmak üzere toplam 189 hesap yöneticisi tespit edildi. 108 şahıs yakalandı. Bunlardan 12'si tutuklandı. Bakan Yerlikaya, sosyal medyadan geçici koruma altındaki Suriyelilerin kimlik bilgilerinin yayınlanmasıyla ilgili de konuştu. Sosyal medyada paylaşan verilerin 8 Eylül 2022 tarihinden önceki veriler olduğunu tespit ettik. Göç İdaresi Başkanlığımız da Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundu. Günlerdir takip ettiğimiz bir diğer mesele de Sinan Ateş davası. Hemen bir Ankara'ya gidelim. Serkan Şimşek'e soralım. Günlerdir takipte, bütün detaylar da orada. Serkan, dava ertelendi diye biliyorum. Tabii tahliyeler de var. Çok daha fazla konuşmayayım. Sen bize olanı biteni bir anlat ne olur. Dilek Gül, Sinan Ateş cinayeti davasında 5. günde ara karar verildi ve duruşma senin de ifade ettiğin gibi 19 Temmuz'a ertelendi. Tabii bu süreçte de son verilen kararda tutuklu 22 sanıktan 10'u için tahliye kararı verildi. Şöyle bir süreci hatırlatacak olursak, dün en son müşteki savunmaları ve müşteki yani şikayetçi avukatlarının savunmaları alınmıştı ve ardından bugün de tanık beyanları alındı ve olaya tanık olan 5 kişi bugün duruşma salonunda savunmasını yaptı. Tabii bu tanık beyanlarından aslında en dikkat çekici isim tanık Ahmet Keçik'ti. Çünkü Ahmet Keçik Sinan Ateş öldürüldüğü anda yanında olan bir isimdi ve hatırlanacaktır, sanık savunmalarının alındığı gün yani birinci gün tetikçi Eray Özyağcı savunmasında Sinan Ateş'in öldürüldüğü ana ilişkin reisi vurduk ifadesinin duyulduğunu söylemişti savunmasında. Ancak bugün tanık Ahmet Keçik yaptığı savunmada bu sorunun ona sorulmasına istinaden ben Sinan Ateş'e başkan diye hitap ederim, Selman Bozkurt'sa abi der, o an hiç kimse reisi vurduk demedi ifadesini kullandı. Bu noktada en dikkat çekici tanık beyanının bu olduğunu ifade edebiliriz. Tabii bu beyandan sonra da duruşmaya uzun bir ara verildi. 2,5 saatlik bir ara verildi ve o 2,5 saatlik aranın ardından Sinan Ateş cinayeti davasında ara karar açıklandı. Tutuklu 22 sanıktan 10'unun tahliye edildiğini ifade etmiştik. Şimdi o tahliye edilenlere şöyle bakacak olursak, ilk etapta Zekeriya Asarkaya yani tetikçi Eray Özyağcı'nın evinde kaldığı kişi tahliye edildi. Yine Hakan Saraç yani tetikçi Eray Özyağcı'nın kaldığı evi ayarlayan kişi, Ufuk Köktürk, azmettirici Doğukan Çepe para gönderen kişi yine tahliye edilenler arasındaydı. Osman Bayraktar, tetikçinin içinde yer aldığı aracın kiralandığı işletmenin ortağı, bir diğer tahliye edilen isimdi. Aytaç Ataç, tetikçinin ve azmettiricinin kaldıkları evin sahibi olan isim. Alper Atay, azmettirici Doğukan Çep'in arkadaşı. Umut Ersoy, azmettiriciyi taşıyan taksici. Erdem Karadeniz, yine azmettirici Doğukan Çep'in arkadaşı. Caner Güney, taksici ve Mehmet Yüce, cinayet anında kullanılan motoru satan kişi. İşte bu 10 kişi bugün tahliye edildi. Sinan Ateş cinayeti davasında 5 günlük uzun bir süreç yaşandı. Müşteki avukatlarının, müştekilerin savunmaları, sanık savunmaları, sanık avukatların savunmaları dinlendi. Ve 5 günün sonunda 22 sanıktan 10'unun tahliye kararı verildi. 19 Temmuz'da Sinan Ateş cinayeti davası yeniden görülecek.
şimdi bir İran'a gidelim. İran'da 14. dönem Cumhurbaşkanı seçimlerinin artık ikinci turu için oy verme işlemi başladı. İran'ın dini lideri Hamaney de oyunu kullanmış oldu. Şimdi yerel saatte 8'de başlayan oy verme süreci 18'de sona erecek. Bu seçim önemli. Neden önemli? Çünkü birinci turda katılım oranı yaklaşık %40'larda kalmıştı. Aslında bir tepki olduğu da değerlendiriliyor. Bu süre ihtiyaç halinde oy verme işleminden bahsediyorum. Seçim merkezinin kararıyla uzatılabilecek. Peki kimler yarışıyor? Seçimde reformist aday Tebriz milletvekili ve eski Sağlık Bakanı Mesut Pezeşkian'la muhafazakar aday eski Ulusal Güvenlik Yüksek Konsey Sekreteri Said Celili yarışıyor. İran'ın dini lideri Hamaney de oyunu Tahran'da kullandı ve buradaki kurulan sandıkta oyunu kullandı. Yaklaşık 62 milyon seçmenin sandığa gitmesi bekleniyor. Ama ilk tura baktığımızda da dediğim gibi %70'lerde kalmıştı katılım. Üstelik bu 1979 İslam devriminden bu yana İran'daki Cumhurbaşkanlığı yarışındaki en düşük katılım olarak kayıtlara geçmiş olduğu, seçim sonuçlarına dair ilk verilerin gece yarısı yayınlanması, kesin sonuçlarında yarın sabah saatlerinde açıklanması bekleniyor. Bu bilgileri de paylaşmış olalım. Adaylara baktığımızda, özellikle bu İran'da yarışan adaylara baktığımızda, oraya belki bir parantez açmakta fayda var. İkisi de önemli bir figür. Biri reformist, diğeri muhafazakar. Tabii Pezeşkian'ın buradaki söylemleri nedeniyle, özellikle başörtüsü, İran ekonomisine dair yaptırılan o ambargolara dair söylemleri nedeniyle bir anlamda önde olduğunu söyleyebiliriz. Aynı zamanda seçmen var. Yani sandığa gitmeyen seçmenin de Pezeşkian'ın durumu güçlendirdiğine dair yorumlar yapılıyor. Bakalım ne çıkacak İran'dan. Öylesine geçeceğimiz bir mesele değil, bölgesel bir mesele efendim. O yüzden dikkatle izliyoruz orayı da. Bir diğer dikkatimiz de elbette İngiltere'de. İngiltere'de İşçi Partisi 650 sandalyeli avam kamerasına 410 milletvekili soktu. 14 yıl sonra iktidar oldu. Ülkenin yeni başbakanı olacak İşçi Partisi lideri şöyle diyor: "Değişim şimdi başlıyor." Ve Başbakan Sunak'sa partisinin hezimeti nedeniyle özür diledi. İngiltere'deki seçime İşçi Partisi damga vurdu. Muhafazakar Parti'nin 14 yıllık iktidarı hezimetle son buldu. İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ın 22 Mayıs'ta aldığı erken seçim kararının ardından milyonlarca seçmen sandığa gitti. 1945'ten bu yana ilk kez Temmuz ayında yapılan genel seçimden İşçi Partisi zaferle ayrıldı. 650 sandalyeli avam kamerasında tek başına iktidar olması gereken sandalyenin çok üzerine çıktı. Parti lideri Keir Starmer seçim sonrası yaptığı ilk konuşmada değişim mesajı verdi. Değişim şimdi başlıyor. Sıra verdiğimiz sözleri yerine getirmekte. İngiltere'yi 14 yıldır yöneten Muhafazakar Parti ise bir önceki seçimde kazandığı 365 sandalyenin neredeyse yarısına kadar geriledi. Eski başbakan Liz Truss da vekil koltuğunu kaybetti. Seçim bölgesinden milletvekili seçilmeyi başaran Sunak, Starmer'ı arayarak tebrik etti. Bu seçimi İşçi Partisi kazandı. Muhafazakar vekillerin kaybından ben sorumluyum. Özür dilerim. Sunak, Başbakanlık Ofisi önünde yaptığı konuşmada da bir kez daha özür dileyerek istifa etti. Kral 3. Charles'ı ziyaret ederek hükümeti kurma yetkisini alan Starmer ise başbakan olarak ilk konuşmasında İngiltere'yi yeniden inşa edeceğiz dedi. Ülkenin yeni lideri daha sonra Downing Street'teki başbakanlık konutuna geçti. İngiltere'de bir partinin avam kamerasında çoğunluğu elde etmesi için en az 326 milletvekili çıkarması gerekiyor. En çok milletvekili çıkaran partinin lideri başbakan seçiliyor ve hükümeti kurmakla görevlendiriliyor. Peki tam 14 yıl sonra İngiltere'ye değişimi getiren, değişim şimdi başlıyor diyen Starmer kim? İzleyelim. Siyasete atılmadan önce başarılı bir avukattı. Bugün partisini iktidara taşıdı. Peki İşçi Partisi'nin lideri Keir Starmer'ın yolu mahkeme salonlarından 10 numaraya nasıl uzandı? Thank you, thank you.
Keir Starmer 1962'de İngiltere'nin başkenti Londra'da doğdu. Annesi hemşire, babası işçiydi. İsmini İşçi Partisi'nin kurucu lideri Keir Hardie'den aldı. Starmer 16 yaşındayken İşçi Partisi'nin yerel gençlik kollarına katıldı. Leeds Üniversitesi'nde hukuk okuyup Oxford Üniversitesi'nde yüksek lisans yaptı. Önce insan hakları avukatı olarak çalıştı, sonra başsavcı olarak atandı. Mesleki başarılarından dolayı 2014'te şövalye ilan edildi. Sir unvanı aldı. Bu durum bir zamanlar monarşinin kaldırılması için çağrı yapan Starmer'ın şövalyelik unvanı almak için diz çöken bir insan hakları avukatı olarak anılmasına yol açtı. 2015'te Jeremy Corbyn'in İşçi Partisi'nin başına geçmesiyle Starmer gölge Brexit Bakanı olarak atandı. 2020'de ise Corbyn'in yerine partinin başına geçti. Sosyalist genç bir hukukçu olarak yola çıkan ve bunu her fırsatta dile getiren Starmer, İşçi Partisi'ni hızla tekrar merkeze taşıdı. Onun partiyi merkeze konumlama çabaları, ülkenin içinden geçtiği sıkıntılı dönemin yeni umudu olmasını sağladı. Seçmenin güvenini kazanan Starmer, şimdilerde İşçi Partisi'nin yeni Tony Blair'ı olarak anılıyor. Şimdi gitmem de gitmem, koltuğu bırakmam da bırakmam diyen lider kim? Bir süredir ABD Başkanı Biden'dan bahsediyorum. Trump'la yaptığı tartışmada batırdım dedi 90 dakikada. Ama benim 3,5 yıllık şöyle bir yaptıklarıma bakın diyor. Bir kez daha Beyaz Saray'daki bir etkinlikte adaylıktan çekilmeyeceğini söyledi. Üstelik tüm eleştirilere rağmen. Had a bad night. And the fact of the matter is that I screwed up. I made a mistake. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden, Trump'la yaptığı münazarada batırdığını kabul etti. Yine de adaylıktan çekilmeyeceğini söyledi. I'm not going anywhere. 27 Haziran'da Trump'la canlı yayında yaptığı tartışmadaki performansı nedeniyle eleştirilerin hedefinde olan Biden bir radyo programına konuştu. O gece batırdığını söyledi. Ancak beni 90 dakikayla değerlendirmeyin dedi. I didn't have a good debate. That's 90 minutes on stage. Look at what I've done in 3.5 years. Beyaz Saray'da düzenlenen Bağımsızlık Günü kutlamasında ise adaylıktan çekilmeyeceğini yineledi. You got me, man. I'm not going anywhere. Biden, Trump'ı yeneceğini savunsa da günden güne desteği azalıyor. Demokrat Parti'nin büyük bağışçıları arasında olan Disney ailesinin mirasçısı Abigail Disney de Biden'a çekilme çağrısı yaptı. Biden çekilene kadar Demokrat Parti'ye yapılan bağışın duracağını açıkladı. İngiltere merkezli The Economist dergisi de Biden'ı yarıştan çekilmeye çağırdı. Derginin kapağında böyle ülke yönetilmez ifadesi kullanılırken üzerinde başkanlık forsu olan bir hasta yürüteci kullanıldı. Amerika Birleşik Devletleri'nde başkanlık seçimleri 5 Kasım'da yapılacak. İsrail'le Hamas'tan yapılan açıklamalar var. Haliyle gözler bir kez daha ateşkese, Gazze'deki ateşkese çevrildi. Hamas anlaşma için yürütülen son girişime olumlu yanıt verdiğini duyurdu. Artık top İsrail'de diyor. Gözler bir kez daha Gazze'de ateşkes olasılığına çevrildi. Hamas topun İsrail'de olduğunu belirtti. Açıklama Hamas'ın yurt dışındaki Ulusal İlişkiler Departmanı Başkanı Ali Bereke'den geldi. Bereke, Hamas'ın Gazze'de ateşkesi garanti altına alan bir anlaşmaya varılması yönündeki son girişimine olumlu yanıt verdiğini duyurdu. İsrail'in yanıtının beklendiğini söyleyerek Netanyahu kalıcı ateşkesi reddediyor. Çünkü savaş durduğunda yolsuzluk suçlaması nedeniyle Siyonist oluşumda yargılanacak dedi. Lübnan sınırında İsrail'le çatışan Hizbullah'ın lideri Nasrallah ise Hamas heyetiyle bir araya geldi. Nasrallah'ın Hamas'ın Gazze'deki şef yardımcısı Halil el-Hayya ile gerçekleştirdiği görüşmede ateşkes görüşmeleri de ele alındı.
Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması talep eden İsrailliler de bir kez daha sokağa çıktı. Başbakan Netanyahu'nun Batı Kudüs'teki konutuna yürüyen binlerce kişi erken seçim çağrısı yaptı. Netanyahu'yu İsrail'in güvenliğini tehlikeye atmakla suçladı. İsrail'i batıran hükümetimizi protesto ediyoruz ve yolsuzluk yapan başbakana inanmıyoruz. O sadece hükümetini sürdürmek istiyor ve rehinelerin öldürülmesini, askerlerin öldürülmesini umursamıyor. Şimdi düşünsenize, aylardır binlerce insan hayatını kaybetti. Çok sayıda kayıp var. Çocuklar öldü. Kıtlık söz konusu. Böyle aileler çıkıyor sokaklara. Netanyahu'ya artık dur diyor ama bir geçerliliği yok. Dünya da bunu söylüyor ama ısrarla devam edeceğiz diyor. Biz hala ateşkesi konuşmaya çalışıyoruz. Şekli de günden güne değişiyor. Yeni öneriler işte böyle geliyor, gidiyor. Bunları konuşmaya çalışıyoruz. Bu kez yeni bir ateşkes önerisinde. Daha doğrusu değişiklikler söz konusu. Dolayısıyla Suudi Arabistan'dan mesela ateşkes için gelen bir teklif var. Uluslararası bir güçten, Gazze'ye yerleştirilmesi planlanan bir güçten bahsediliyor. Konuklarım var bu dilimde. Hasan'dan bir rica edeceğim, yönetmenim Hasan'dan. Gördüm. Şakir Dinçayn. Hocam hoş geldiniz HT360'a. Eski öğrencinizdir. Selamlar. Selamlar, iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Özcan Bey hoş geldiniz HT360'a. Selamlar. Merhabalar. Çok çok sağ olun. Şimdiden destekleriniz için çok teşekkür ettim. Gazze'de bu konuştuğumuz, Şakir Hocam sizinle başlayayım. Gazze'de bu konuştuğumuz yeni ateşkes yeni mi gerçekten? İçerisindeki maddeler mi yeni? Şekli şemali mi yeni? Bu kez mesela önümüzde gerçekten bir yol haritası var mı? Uygulanabilir bir yol haritası var mı? Yeni teklifin içeriğine ben ulaşamadım. O bakımdan herhangi bir farklılık var mı bilmiyorum. Yaklaşık bir aydır benzer koşullarda tahmin ettiğim kadarıyla bir ateşkes görüşmesi var. Hatta daha uzun bir süredir. Zannediyorum değişen şey ortam oldu. Değişen şey içinde bulundukları hem İsrail'in hem de Hamas'ın içinde bulunduğu durumun daha da kötüleşmesi oldu. Bu bakımdan taraflar bir barış görüşmesi, daha doğrusu bir ateşkes görüşmesine daha yaklaşmış görünüyor. Dediğim gibi içeriğini tam bilmemekle beraber Amerikalı yetkililer ilk önce bir açıklama yaptılar. Sonra da İsrailli yetkililerden benzer açıklamalar geldi. Hamas'ın bu sefer daha esnek olduğu, bir ateşkes görüşmesine daha yakın durduklarını söylediler. Ben tam tersi kanaatteyim. Zannediyorum daha yakın duran taraf Hamas olduğu kadar ya da ondan daha fazla İsrail tarafı. Bu kez onu hissediyoruz, öyle değil mi? Yani İsrail'in de artık... Tabii. Yani şimdiye kadar neden ateşkes yapılmadı? Onu kısaca izleyicilerimiz için özetleyeyim. Tarafların iki ayrı tutumu var ateşkes konusunda. İsrail kalıcı bir ateşkes anlaşması imzalamak istemiyor. Çünkü bir nihai zaferle, mutlak bir zaferle eğer ülkesine geri dönmezse Gazze'den Netanyahu, hem sağcıları hem solcuları kendi ülkesindeki karşısına almış bir şekilde dönecek. Ve muhtemelen kabinesi özellikle aşırı sağcıların çekilmesiyle birlikte, işte hatırlayalım, bir kısmı çekildi ama hala Maliye Bakanı ve Milli Güvenlik Bakanı aşırı sağcılardan oluşuyor. Bunların çekilmesiyle birlikte koalisyon hükümeti eğer dağılırsa, düşerse, tekrar seçime gitmek zorunda kalırsa, Netanyahu'nun evet yolsuzluk suçlamaları bir yargılanma ihtimali var ama bunun yanı sıra tekrar seçilme ihtimali neredeyse hiç yok. Bir seçimden zaferle çıkma ihtimali hiç yok eğer Gazze'den kendilerine göre bir zaferle dönmezse. Hamas ne istiyordu? Hamas bunun tam tersi geçici bir ateşkesi değil, kalıcı bir ateşkesi talep etti Hamas şimdiye kadar. Zannediyorum hala bunu talep ediyor. Ama kalıcı olmasa bile 4 aylık bir süreden bahsedildiğini işitir gibi olduk İsrailli yetkililerden. Uzunca süren, nispeten uzunca bir ateşkes anlaşması bile Hamas'ı zannediyorum rahatlatacaktır. İsrail'in de tekrardan cepheye dönmesini zorlaştıracaktır kanaatindeyim. Bu sürenin uzun olması Hamas'ın esnediği anlamına gelir mi? Emin değilim. En azından süre kazanmışlar gibi görünüyor. İkincisi,
İsrail'in elini zorlaştıran seçimler dışında, kabinenin dağılması tehlikesi dışında elini zorlaştıran ve onu bir ateşkese sevk eden şey Hizbullah oldu. Lübnan'la bir çatışmaya girme ihtimali oldu. Lübnan'da ikinci bir cephenin açılması uzunca bir süredir savaşmaya devam eden İsrail ordusunun işini bayağı zorlaştıracak. Hı hı. Onun için anladığımız, duyduğumuz kadarıyla İsrail ordusunun bir ateşkes konusunda kendi gücünü toparlayıp zaman kazanmak için bir ateşkese ihtiyaç duyduğu anlaşılıyor. Hı hı. Tabii ki bu ateşkes iki türlü işe yarayabilir. Birincisi, ateşkes imzaladığı vakit Hamas'la Hizbullah'la çatışma olasılığı düşecektir İsrail'in. Bu bakımdan İsrail ordusunu rahatlatır. Onun için bir ay önce istemedikleri ya da sert buldukları anlaşmayı şimdi cazip buluyor olabilirler. İkincisi, eğer Hamas'la bir anlaşma imzalarlarsa Hizbullah tehdidi İsrail karşısında azalabilir. Çünkü ateşkes imzalamış bir İsrail'le Hizbullah'la savaşmak ya da çatışmak istemeyebilir. İşlerine gelmeyebilir. Bu bakımdan İsrail'in bulunduğumuz aşamada, geldiğimiz aşamada bir ateşkese daha yakın olduğu için bugün ateşkesi ciddiyetle konuşuyoruz. Bir ay öncesine göre çok daha ciddiyetle, çok daha yakın bir mesafeden konuşuyoruz kanaatindeyim. Özcan Bey, biz sizinle çok konuştuk bu yayınlarda, özellikle ateşkes önerisini. Taslağa dair ya da bir değişim söz konusu mu? Sizin var mı bu konuda bilgileriniz? Onu bir sorayım. Bir de bir uluslararası güçten bahsediliyor. Ben bu uluslararası gücün tanımını da, ne olabilirliğini de biraz size sormak istiyorum. Yani sahada uluslararası bir güç konumlandırılacaksa eğer, bu nerede olacak? Mesela Amerika Birleşik Devletleri'ne ait unsurlar orada olacak mı? Askerler orada olacak mı? Nasıl bir güçten bahsediyoruz? İlk sorudan başlayayım. Buyurun isterseniz. Lütfen. Şimdi aslında biz 7 Ekim'den bu yana devam eden bir soykırım süreciyle karşı karşıyayız. 7 Ekim'den önce de bugüne sayacak olursak 16 yıldır insanlık dışı koşulların dayatıldığı bir bölgeden bahsediyoruz. Gazze'den bahsediyoruz. Devamlı havadan, karadan her türlü bir ablukanın uygulandığı, ekmeğin, ilacın bile girmesinin sıkıntılı olduğu bir bölge. Zaten savaşın bugün bu noktaya gelmesinin 7 Ekim'in de ana sebebi buydu. Şimdi bu süreçte bir ateşkes, adı üzerinde bir ateşkes konuşuyoruz. Biz bu ateşkesi Ocak ayından beri konuşuyoruz. İşte ateşkes, bir aralar Amerikan Başkanı bunu İsrail'in ateşkes teklifi olarak en son yaklaşık 2 ay önce lanse etti. İsrail bu bizim teklifimiz değil dedi. Biden'ın kendi teklifi dedi. Ve ana parametrelerine baktığımızda ateşkes teklifinin aslında çok bir fark yok. Sürekli güncellenen bir versiyon. Ve sanki teklifi kabul etmeyen Hamas'mış gibi de bir algı oluşturuluyor işte. Hamas kabul etti. Sürekli manşetlerde bu. Hamas kabul etti. İsrail'in işte ateşkese cevabı bekleniyor. Hamas kabul etti. Aslında bugüne kadarki bütün teklifleri Hamas kabul etti. Bugüne kadarki bütün teklifleri İsrail reddetti. Yani burada Hamas'ın kabul etmediği bugüne kadar bir teklif söz konusu değil. İsrail'in kendisinin sadece Netanyahu hükümetinin müzakereye açtığı teklifler dizisi söz konusu ve bu teklifler, kendisinin müzakereye açtığı bu teklifleri son dakikada topu taca atarak savaşı sürdürme yönünde karar alan bir Netanyahu yönetimiyle karşı karşıyayız. Evet. Çok küçük nüanslar var. Mesela bugünkü teklifte benim anladığım kadarıyla, az önce hocam da söyledi, Şakir Bey de, tek bir ayrıntıdan bahsediliyor. İşte ateşkes teklifinin birinci aşamasında, ikinci aşamasına geçerken İsrail'e ateşkesi bozma hakkının verilip verilmemesi. Hamas doğal olarak bunun adı ateşkes diyordu ilk günden beri. Ateşkesse devam edecek çünkü biz ateşkesi müzakere ediyoruz, savaşı müzakere etmiyoruz diyordu. Haklıydı ama Netanyahu bu sefer de bunu bahane etmiş gibi görünüyor ve Hamas madem öyle, birinci aşamadan ikinci aşamaya geçilirken şartlar eğer uygunsa devam edilmesi, evet. Yoksa İsrail tekrar savaşacaksa zaten kimseyi dinlemiyor. İstediği ülkeye, istediği sivillere ve hatta BM yetkililerine saldırıp katliam, soykırım, evet, yapıyor. Dolayısıyla burada biraz daha
İsrail'e Netanyahu'nun ateşkes teklifini kabul etmesi için bir sebep daha verilmiş oluyor. Şimdi tabii Hamas'ın bu teklifinin ardından önce bir İsrail tarafı, ya Hamas'ın teklifi diyoruz ama Hamas'ın bunu kabul etmesinin ardından İsrail tarafı ortaya bir müzakere heyeti koydu. Bilmiyorum Kahire veya Doha'da bu sefer Kahire'de. Yeri belli değil. Net olarak açıklanmadı diye biliyorum. Bir müzakere olacak tekrar ve bunun üzerinden bir yere varılabilecek mi göreceğiz ama tabii Gazze'lilerin bize Hamas'ın teklifi diyoruz. Siz yakın görüyor musunuz? Mesela müzakerede bir yol mesafe kat edilebilir diyor musunuz bu kez peki? Merak ediyorum düşüncenizi. Şimdi Biden'ın da sıkıştığını düşünüyorsak konuştum. Hani özellikle son şu yaşanan gelişmelerde Biden da artık sıkışmış durumda kendi ülkesinde. Evet. Şimdi sadece mesele aslında Netanyahu değil, söylediğiniz Biden meselesi önemli. Hı hı. Ama Biden için bu yeterli bir, hani Biden şu anda yeterli bir baskı yapıyor mu? Ben bunu yaptığı kanaatinde değilim. Bunu da görmüyorum henüz. Hı hı. Amerikan yönetiminin yapacağı baskı sözler değildir veya İsrail'e yönelik eleştiride bulunmak değildir. Amerikan yönetiminin İsrail'e yapacağı baskı İsrail'in ticaretini, İsrail'le ticaretini kesmektir. İsrail'e silah ambargosu başlatmaktır ve İsrail'e yönelik güvenlik garantilerini tartışmaya açabileceğine dair mesajlar vermektir. İsrail'i bir ateşkes yaptırmak istiyorsa Amerikan yönetimi, elindeki kartlar bunlardır. Şu ana kadar bu kartların hiçbirinin ucu bile gösterilmedi Tel Aviv'deki yönetime, Tel Aviv'deki rejime. Bunlar daha gösterilmedi. Dolayısıyla henüz o baskıyı hissetmiyoruz. Ama şöyle bir iyimser olabileceğimiz taraf var. Bundan öncesinde İsrail halkının Netanyahu'ya yönelik ciddi bir baskısını ben göremiyordum açıkçası. Fakat son dönemde İsrail'de Netanyahu'ya yönelik, Netanyahu hükümetinin istifasına yönelik baskılarda bir artış var, gösterilerde bir artış var. Dolayısıyla Netanyahu, tabii bunların esas amacı ne? Oradaki 120 civarındaki rehinenin geri getirilmesi. Evet. Oradaki insanlar, İsrailliler, Netanyahu'nun ve İsrail ordusunun soykırımla, katliamla bu rehineleri geri getiremediğini çok net bir şekilde görmeye başladılar. Ve baskıyı artırıyorlar giderek. Dolayısıyla Netanyahu ya bu baskıyı azaltmak için bir ateşkes yapacak veya daha önce yaptığı gibi biraz daha zaman kazanmak için bu ateşkes müzakerelerini kullanacak. Özcan Bey, onun sürem az. Benim sorum çok. O yüzden biraz hızlı gidersek çok buyurun, mutlu buyurun. Olurum. Bir de uluslararası güçlerin orada konumlanmasına dair bir artık söylemler dönmeye başladı. Buna dair de bir şimdi kısa değerlendirme alırsam. Buyurun lütfen. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı'nın bu anlamda böyle bir sözü var. Aslında bu ondan önce Türkiye'nin bir teklifiydi biliyorsunuz. Türkiye daha önce garantörlük teklifinde bulunmuştu. Bunun bugünün şartları açısından düşünülmüş ve bugünden yarına uygulanmak istenen bir yöntem olduğu kanaatinde değilim. Bu daha çok işte bir ateşkes konuşuyoruz ya. Sonrasında. Bu ateşkes belli bir noktaya gelirse bölgede öteden beri konuşulan 1967 sınırlarında İki devletli bir çözüm yönünde inisiyatif geliştirilebilirse bunun yaşatılması için kurulacak bir güç. Ki bu anlamda gerçekten rasyonel görünüyor. Türkiye'nin de ara garantör olabileceği böyle bir süreç o zaman için düşünülebilir. Şakir Hocam, siz bu Suudi Arabistan'ın Gazze'de uluslararası güç çıkışını nasıl yorumlarsınız? Bir de mesela tarihte böyle bir denklem var mı? Böyle bir örnek var mı? Bu bir çözüm getiriyor mu? Sahada nasıl bir yapı oluşturulabiliyor? Kimler bunun kontrolünü sağlıyor? Ya da sağlayabilir? Geçmişten de örnekle lütfen. Böyle örnekler var ama daha ziyade Birleşmiş Milletler çatısı altında yapılan müdahalelerden sonra bu tür örnekleri gördük. Bosna'da, Afganistan'da bu tür barış güçlerini, barışı koruma güçlerini gördük. Ama ben Gazze konusunda bunun olmasını temenni, içten samimiyetle temenni etmekle birlikte olmayacağı, böyle bir şeyin olamayacağı kanaatindeyim. Maalesef diyerek söyleyeyim. Son olarak da süremizin azaldığını fark ederek... Yok, devam edebiliriz. Bitirin. Şimdi yönetmenim Hasan bana 10 dakika daha verdi. Tamam o zaman. Buyurun. Şimdi
Yani İsrail Gazze'de sadece insanlığa karşı bir suç işlemiyor. Sadece insanlığa karşı hareket etmiyor. Aynı zamanda akla mantığa karşı da hareket ediyor. Bu bakımdan İsrail'in bir rasyonel aktör olarak varsayıp nasıl davranacağını önümüzdeki süreçte tahmin edemiyoruz. Netanyahu bir grup aşırı sağcı, ultra ortodoks siyasi partinin esiri olmuş durumda. Onlar olmasa bile kendini koşulladığı, angaje ettiği konumun neyi oldu? Esiri oldu, tutsağı haline geldi. Ve Gazze'de dediğim gibi yani bu kadar insan öldü. Soykırımı yaptılar, katliam yaptılar. Kendi soykırımı yaşamış bir milletin, ırkın çocukları olarak buna nasıl dahil oldular? Dediğim gibi hem duygusal olarak, insanlık olarak açıklayamayacağımız bir şeyin içindeler, hem de rasyonel olarak açıklayamayacağımız bir şeyin içindeler. Hamas'ı bitirmek üzere yola çıktılar. Şu aşamada gördüğümüz şey Hamas'ın hala dimdik ayakta durdu. Yani kuzeyinde başladı operasyon, Gazze şehrinden aşağı doğru işte Han Yunus neyse. Şimdi Refah'a kadar geldiklerinde Refah kapısındaki çatışmalardan sonra Hamas'ın tamamıyla bitmesini normal olarak beklersiniz. Ama duyduğumuz, gözlemlediğimiz kadarıyla Gazze şehrinde çatışmalar hala yoğun olarak devam ediyor. Demek ki Hamas hala bitmedi. Siyasi olarak da bitmedi, askeri güç olarak da bitmedi. Yani Netanyahu ve arkadaşları diyeyim, hükümeti yapmak istediği şey konusunda bir adım mesafe kat edememişken İsrail'i uluslararası meşruiyet açısından kötü duruma düşürdüler. Hiçbir şekilde haklılığını artık açıklayamayacağı bir soykırıma dahil oldular. Filistin'in diğer yönetim bile olsa, Batı Şeria'daki yönetim bile olsa, Filistin yönetiminin, Filistin devletinin pek çok batılı ve batılı olmayan ülke tarafından tanınmasına, resmi olarak tanınmasına vesile oldular. Bu tam anlamıyla İsrail açısından bir hezimeti işaret ediyor. Yani aldıkları, kazandıkları, zafer olarak gösterebilecekleri İsrail'in elinde maalesef değil, hiçbir şey yok. Maalesef'i niye söyleyecektim? Maalesef elimizde sadece ölen insanlar var. Aç kalan insanlar var, sefalet çeken insanlar var, siviller var. Ve hiçbir şekilde hedeflerine ulaşamadıklarını görüyoruz. Bu bakımdan ateşkes isteyecek aşamaya da geldiklerinin tekrardan altını çizelim. Ateşkese razı olup tekrardan toparlanmaları gerekiyor. Sonrasında bu ateşkes sonrasında olası bir yakınız diyorsunuz siz bu ateşkesi ama sonrasında yakınız. Burada konumlandırılacak o uluslararası güç BM özelinde mi olur? Çünkü şunu niye soruyorum? BM temsilcilerinin bile öldüğü bir saldırı durumundan bahsediyoruz. Yani işte peş peşe o kurumlar açıklama yapıyor İsrail'e dair en başından beri ama her şeyi yok saydı. Yani o zaman nasıl o güç oluşturulacak? Hem idari anlamda hem merkezi anlamda hem de sahada tabii. Bu gücün oluşması ve sahaya inebilmesi için hem İsrail'in hem de Filistin tarafının, Gazze tarafının buna rıza göstermesi gerekiyor. Ateşkes anlaşmasının bir çerçevesinin içerisinde bunun yer alması gerekiyor. Buna ikna oldular mı, olacaklar mı? Ben bundan emin değilim. Dediğim gibi yapmaya çalıştıkları tek şey vakit kazanmak. Netanyahu'nun yapmaya çalıştığı tek şey vakit kazanmak, süre kazanmak ve başındaki Hizbullah tehdidini bertaraf etmek yahut da toparlanıp gücünü oraya sevk etmek. Özcan Bey, siz az önce dediniz de Türkiye'nin de garantörlüğünde bir şey yapılabilir diye. Şimdi bu süreçte Mısır'a baktık, Türkiye'nin açıklamalarına baktık. Ama aklıma hemen bu uluslararası gücün konumlandırılması gibi bir makale okuyunca, böyle bir örnek görünce Amerika Birleşik Devletleri'nin o bölgede kalıcı hale gelme ihtimali olur mu olmaz mı sorusu da geldi benim aklıma. Yani bu mümkün olabilir mi? Orada nasıl bir örnek görürüz biz ilerleyen zamanlarda? Şimdi konuya ilişkin geçmiş örnekleri incelediğimizde aslında bu tür durumlarda çok da sahayla duygusal bağ olmayan ülkelerin askerlerinin bulunduğu oluşumlardan hareket edildiğini görüyoruz. Yer yer tabii Türkiye gibi güçlere de bu bölgede yer veriliyor.
Ama tahmin ediyorum eğer Gazze için ileride böyle bir ihtimal konuşulacak olursa daha çok Latin Amerika ülkelerinden, işte Afrika ülkelerinden çok da bu meseleyle, çünkü BM genelde böyle hareket eder. BM çok mi organize eder sizce bu durumu peki? Yani garantör, Türkiye'nin garantör olduğu biliyorsunuz bir Nahçıvan süreci var. Aha. Ama barış gücü başka bir şey. Garantörlük başka bir şey. Barış gücü genelde BM çatısı altında olur ve BM çatısı altında olduğunda da işte çok da meseleyle ilgili olmayan ve taraflara, işte çünkü burada iki taraftan bahsediyoruz. Bir Müslüman taraf var, İslam tarafı var, Gazze tarafı var. Diğer tarafta İsrail tarafı var, soykırım yapmış bir rejim var. Dolayısıyla iki tarafa da çok böyle ön yargılı olmayabilecek ve iki tarafın da böyle bir durumda misyonunu tartışmaya açmayacağı ülkelerin askerlerinden oluşturulan bir güç söz konusu olabilir. Bunlar da işte dediğim gibi daha çok Latin Amerika ülkelerinden bu bölge için tercih edilebilir ki Lübnan'da da benzeri örnekler olmuştu daha öncesinden. Böyle bir süreç olabilir ama bugün için daha çok garantörlük meselesinin tartışıldığını biliyoruz. Barış gücünden ziyade garantörlük meselesi. Bu da Hamas'ın daha çok dile getirdiği bir talep. Türkiye, Çin ve Rusya'nın bu meselede, ateşkeste veya varılacak bir çözümde garantör olmasını talep ediyordu. Ama tabii İsrail bunu net bir şekilde reddediyordu. En son aşamada Hamas bunu teklif etti. İsrail yine reddetti. Mevcut teklifte böyle bir şey var mı yok mu? Ona dair henüz bir bilgi sızmış değil. Fakat nihai olarak bu işin çözümünü sağlayacak olan da elbette ki bir barış anlaşması garantörlerinde olduğu ve tabii arada çok büyük meseleler var çözülmesi gereken. Filistin meselesi öyle kolay bir mesele değil. İsrail'in 1967'den bugüne sürekli yayılan bir işgali söz konusu. Filistin topraklarının birçoğunu Batı Şeria'da peyderpey almaya devam etti. Bugünkü Gazze'de bir tampon bölge kuruyor. Burada da Gazze topraklarının yaklaşık %26'sı bir kez daha işgal ediliyor. Şu anki ateş 7 Ekim'den bu yana yaşanan süreçte. Dolayısıyla bunlar ne olacak? Gazze ile Batı Şeria'nın tekrardan bir şekilde bağını sağlayabilecek bir hat nasıl oluşturulacak? Buna dair çalışmalar, buna dair öngörüler mevcut. Detaylarda çalışılmış planlar da mevcut. Ta Obama döneminden yapılmış planlar var. Eğer bir ateşkesi sağlayabilirse dünya, iş barışı konuşmaya gelse, o zaman işte bu barış gücü de meselesi de net bir şekilde elbette masaya gelecektir. Peki, çok çok teşekkür ederim Sayın Tikit ve Sayın Dinçay. Çok 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 teşekkürler HT360'a bu dilimde katkılarınızdan dolayı. Çok sağ olun. Hasan, ne yapıyoruz? Devam mı ediyoruz yoksa? Devam ediyoruz o zaman sıradaki haberimizde. Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu TürkSat 6A için artık geri sayım devam ediyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu TürkSat 6A'nın 9 Temmuz'daki uzay yolculuğuna ilişkin bilgiler paylaştı. TürkSat 6A uydumuz artık fırlatma merkezinden Falcon 9 roketiyle ABD yerel saatiyle 8 Temmuz 2024 saat 17.20'de, Türkiye saatiyle ise 8 Temmuz'u 9 Temmuz'a bağlayan gece 00.20'de uzaya gönderecek şekilde geri sayım işlemine de başladık. Fırlatmanın ardından 42 derece doğu boylamındaki kalıcı yörüngesine ulaşarak yörünge testlerine başlamayı planlıyoruz. İnsanımıza TV yayıncılığı başta olmak üzere mevcut uyduların hizmet vermediği Hindistan'ın büyük bir bölümü, Tayland, Malezya ve Endonezya'da da kapsam alanına girecek yerel televizyon kanallarına da ulaşabileceğiz. Türkiye'nin uydularının ulaştığı nüfus 3,5 milyardan tam 5 milyara yükselmiş olacak. TürkSat 6A ülkemiz güvenliği açısından da çok büyük katkılar sağlayacak. Bilimsel çalışmalarda ve sivil alanda da kendine yer bulmaktadır. Şu anda hizmet veren dünyanın dört bir yanında İHA'larımızı kontrol altına tutabiliyoruz. Yani artık İHA'larımızın kontrolünü dışarıdan müdahale edilmesi mümkün değil. Oyunun kurallarını değiştiren bir unsur olarak ortaya çıkıyor.
Ve milli takım yarın çeyrek finalde Hollanda ile karşı karşıya geliyor. Berlin'de heyecan dorukta. Ciner Medya Spor Yayınları Koordinatör Yardımcısı Ahmet Selim Kul ve kameraman arkadaşımız Onur Özel'in o noktadan izlenim haberi var sırada. Euro 2024 çeyrek final heyecanına saatler kaldı. Ciner Medya Spor Yayınları Koordinatör Yardımcısı Ahmet Selim Kul, Berlin'de Türk vatandaşlarının nabzını tuttu. Berlin'de çok fazla yaşanmışlık var, çok fazla anı var. Fakat biz bugün çok fazla geçmişle, tarihle ilgilenmiyoruz. Biz bugünü daha çok konuşuyoruz. Şimdi ise milli takımımıza dönelim, Euro 2024'e dönelim. Milli takımımız Berlin'de oynayacak cumartesi günü. Heyecan büyük. O heyecanın yaşandığı yerlerden biri de Kreuzberg. Namı diğer küçük İstanbul. Cumartesi burada nasıl bir atmosfer olur? Atmosfer bizim. Onu bir kere sana söyleyeyim. Hollandalılar da sağlam, onunla demek lazım. Onların da fenleri manyak. Ama biz de manyağız. Yani ortam o biçim olacak. Atmosfer ama bizde. Ama maçı da istiyoruz. Maç da bizim olsun. Kazanır mıyız sence abi? Kazanacağız. Yani bunun başka bir yolu. Buraya kadar gelmişiz, artık bu maçı almalıyız yani. Yalnız rap müzisyeni ve söz yazarı Killa Hakan değil. Tüm Kreuzberg nefesini tutmuş Türkiye-Hollanda maçını bekliyor. Burası yanacak. Burasına çılgın Türkler derler. Çocuğum kendisi tam buna adepte olamadığı için maçı eğlenceye götürdüm, kutlamalara götürdüm. Baba diyor, gerçekten biz çılgın Türklermişiz diyor. Baksana her tarafta Türkler var diyor. Her tarafı diyor karnaval alanına çevirmişiz diyor. Türklerin en yoğun yaşadığı kentlerden biri olan Berlin'de gurbetçiler cumartesi günü atmosferi kimseye kaptırmamaya kararlı. Bir tek buradaki insanlarımız değil, bütün Almanya genelinde yaşayan insanlarımız gelecek buraya. Nasıl ki biz Dortmund'da, Düsseldorf'ta, Leipzig'te oynadıysak, bütün Almanya'daki insanlarımız da Berlin'e gelip o coşkuyu burada fazlasıyla yaşatacağız biz onlara. Diyelim ki kazandık, ne olur Berlin'de? Berlin yıkılır. Yani ben söylemeye gerek görmüyorum. Çünkü ben diğer statlarda da gördüm o atmosferi. Öncesi ve sonrası dörtte biri diyorum. O zaman ama heyecanla bekliyoruz. Ben heyecanla bekliyoruz ki, yani bir tek ben değil, tüm burada ve Türkiye'de yaşayan insanlarımız bekliyor. Ama biz burada daha çok heyecanı bekliyoruz çünkü maç burada, evet. Berlin'de. Vatan hasretini bizim bu Türk milli takımımız bize gideriyor. Biz bir gurbetçi olarak takımlarımızı sonuna kadar destekliyoruz. Cumartesi günü yaşanacak bayram diyelim, bayram olmasını umalım. Bayram öncesinde düşüncelerini, burada nasıl bir atmosfer olacağını, ipuçlarını dinledik. Almanya'dan, Berlin'den herkese bir kez daha selamlar. Evet, astronot Butch Wilmore ve Sunny Williams 8 günlüğüne gittiği Uluslararası Uzay İstasyonu'nda artık birinci ayını doldurdu. Haftalardır dönemiyorlar dünyaya. Bir bakalım neden. 8 gün sürmesi beklenen görev bir aya uzadı. Astronotlar uzayda mahsur kaldı. Bir süredir skandallarla boğuşan Boeing, 5 Haziran'da NASA astronotu Butch Wilmore ve Sunny Williams'ı taşıyan Starliner mekiğini ilk kez uzaya yollamıştı. Starliner'ın başlangıçta uzay istasyonunda bir hafta geçirmesi planlanmıştı. Ancak itici sorunları ve helyum sızıntıları nedeniyle astronotların dünyaya dönüşü defalarca ertelendi. NASA, astronotların uzayda mahsur kalmadığını, yola çıkmak için testlerin sürdüğünü açıklasa da astronotlar haftalardır uzayda. Üstelik Starliner'ın sınırlı yakıt nedeniyle Uluslararası Uzay İstasyonu'nda toplam 45 gün kalabileceğine dikkat çekiliyor. Bu süre aşıldığında NASA'nın ne yapmayı planladıysa henüz bilinmiyor. IDA, the docking adapter, and then into the spacecraft. NASA ve Boeing'den yapılan açıklamaya göre alarm için bir neden yok. Yetkililer astronotların uzay istasyonunda güvende olduğunu söylüyor ve uzay istasyonunda geçirdikleri zamanın tadını çıkardıklarını savunuyor. Şimdi yüksek zekaya sahip bireyler için sosyal ortamlarda bulunmak
kaygı ve huzursuzluk kaynağı. Bu bir araştırmanın sonucu. Bu araştırmaya göre sosyal etkileşimlerde bulunduklarında bu kişiler tuhaflık ve belirsizlik hissediyorlar. Dolayısıyla yüksek zekalılar yalnız kalarak bu duygulardan kurtulmayı, kendi düşüncelerine odaklanmayı tercih ediyorlar. Bakalım daha fazlasına. Herhalde çok zeki oldukları için kimseyle anlaşamıyorlar. Yalnız da kendimi sosyalleştirebilirim aslında. Mesele yalnızken kendini sosyalleştirebilmek zaten. Genellikle arkadaşlarımla beraberim. Zeki olduğunuzu düşünür müsün? Yani evet. Einstein'ın yalnızlık zekanın bahçesidir sözü araştırmaya göre doğru çıktı. Araştırmalar zeki bireylerin sosyal ortamlarda kaygı yaşadığını gösteriyor. Yüksek zekalılar mutsuz ama yalnız olmayı tercih ediyor. Daha çok kendini zeki sananlar var diye düşünüyorum. O zaman ben pek zeki sayılmam yani, yalnız değilim. Aşırı kendine güvendiğinden dolayı diye olabilir yani. IQ'su yüksek. Üstün zeka olduğu için sadece kendini düşünüyor, kendine güveniyor. O yüzden kimseyi belki de yanında istemiyor. Araştırmaya göre yüksek zekaya sahip insanlar kendilerini sosyal ortamda kaygılı ve huzursuz hissedebiliyor. İşte bu nedenle yalnız kalmayı ve kendi düşüncelerine odaklanmayı tercih ediyorlar. Yalnızlık onların yaratıcılıklarını ve düşünsel kapasitelerini artırıyor. Bence öyle değil. Zeki insanlar kendi kafalarına göre insanlar bulamıyorlar. Ama mutsuz oldukları konusunu bilmiyorum, emin değilim yani. Araştırmaya göre zeki bireyler sosyal etkileşimlerde belirsizlik ve tuhaflık hissedebiliyor. Onları yalnızlığa iten de bu. Çevresi önemli. O içine alması lazım çevresi. Yoksa dışladıktan sonra zaten zeki insan yalnız kalır. Çünkü onlardan hani farklı görür kendini. Zeki insan kaygılı olmaz. Zeki insanlar kendilerini bir şeyle meşgul edecek envanterler bulur kendine. Zaten adı üstünde zeki insan. Zeki olmak değil. Aptal insanlar kendini bir kenara böyle bezmudar bir şekilde atar. Hadi HT360'ın bu dilimini noktalayalım ama bir yere ayrılmayın. Saat başında buradayız efendim. Ve artık saatlerimiz 17'yi gösteriyor. HT360'ın ikinci diliminde beraberiz efendim. Başlayalım o zaman. Adana'da İki husumetli sokak ortasında birbirine kurşun yağdırdı. Buraya kadar belki normal diyebilirsiniz. Her günkü haberlerden biri. Ama en can sıkıcı olanı şu. Bu sırada yoldan geçen bir kişi isabet eden kurşunlarla hayatını kaybetti. Balkonunda oturan bir kadınsa yaralandı. Marketten çıkıp eve gidecekti. Silahlı çatışmanın ortasında kaldı. Vurulan kişi hayatını kaybetti. Adana'nın Yüreğir ilçesinde iki husumetli iddiaya göre sokakta karşılaştı. Aralarında çıkan tartışma kısa sürede silahlı çatışmaya döndü. Rastgele ateşlenen mermiler çevrede büyük korku yarattı. Evinin balkonunda oturan bir kadın elinden yaralandı. O sırada Hasan İplikçioğlu da marketten çıkmış eve gidiyordu. Sıkılan mermiler vücudunun çeşitli yerlerine isabet etti. Kanlar içinde yere yığılan İplikçioğlu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis ekipleri olaydan sonra kaçan şüphelileri bulmak için çalışma başlattı. Bir kişi yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor. Nevşehir'de bir kişi eski sevgilisinin otomobiline kamyonetle çarptı. Neyse ki o sırada araçta kimse yoktu. Kamyonet uçuruma savruldu. Olay sonrası şimdi kaçan şüpheli aranıyor. Eski sevgilisinden intikam almak istedi. Kamyonetiyle aracına çarptı. Az daha kendisi ölüyordu. Olay Nevşehir'de yaşandı. T.O. adlı kadın iki arkadaşıyla birlikte Nevşehir Kalesi yakınındaki alana otomobiliyle gitti. Aracı park eden üç kadın kamp sandalyelerine oturarak manzarayı izlemeye başladı. İddiaya göre T.O.'nun eski sevgilisi Hüseyin T. kamyonetiyle alana gelerek eski sevgilisinin otomobiline çarptı. Kadınlar panikle kaçarken kamyonet sürücüsüyle birlikte uçuruma savruldu. Hüseyin T. olay sonrası yaya olarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler uçurum kenarında kalan aracı kurtardı. Bu süreçte yol trafiğe kapatıldı.
Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Antalya'nın Manavgat ilçesinde son bir ayda 3 yangını bir çobanın çıkardığı belirlendi. Tutuklanan çoban, bakın o yangınları neden çıkarmış, izleyelim. Bir ayda 3 orman yangını çıkardı. Jandarma tarafından yakalandı. Orman işletme görevlilerine kızdığım için yaktım diyen çoban tutuklandı. Antalya'nın Manavgat ilçesinde son bir ayda 5 Konak Köprülü Kanyon Milli Parkı'nda 3 orman yangını çıktı. Toplam 4 hektarlık orman alanı zarar gördü. Yangınla ilgili jandarma suç araştırma timi inceleme başlattı. Yangınların bölgede çobanlık yapan Murat Kaya tarafından çıkarıldığı belirlendi. Gözaltına alınan Murat Kaya suçunu itiraf etti. İfadesinde ormanda gördüğü bazı aksaklıkların düzeltilmesi için Orman İşletme Müdürlüğü ve Elektrik Dağıtım Şirketi'ni aradığını belirten Murat Kaya, gelen giden kimse olmayınca kızıp ormanı yaktım dedi. Şüpheli çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından kasten orman yakmak suçundan tutuklandı. Biri görevlilere kızar orman yakar, diğeri samuray kılıcıyla yol keser. Öyle işte, hepimiz bazen temiz deliriyoruz yani. Batuhan Ağa adlı kargo gemisi 15 Şubat günü Bursa'nın Karacabey ilçesi açıklarında su alarak batmıştı. 6 mürettebattan da haber alınamamıştı. Ekipler günlerce o noktada çalışmalar yapmıştı. Bu batan gemiye ilişkin bir kişi raporu hazırlandı. Hazır artık ve o raporda iki ölümcül hatadan bahsediliyor. İzleyelim neymiş. 5. 6. elbisem. Gece saat 3'den bu yana. Allah'ım sen yardım et ya Rabbi. Hava fırtınalı, deniz yolculuğa uygun değildi. Buna bir de ihmaller eklenince kargo gemisi Batuhan A Marmara'nın derin sularına gömüldü. Batan gemi soruşturmasında beklenen bilirkişi raporu savcılığa ulaştı. 15 Şubat günü Bursa Karacabey açıklarında batan Batuhan A isimli mermer tozu yüklü gemide 6 mürettebat vardı. 6 kişiden 5'inin cansız bedenine ulaşıldı. Kargo gemisinin batmasına ilişkin bilirkişi raporu tamamlandı. Rapora göre sefer sırasında geminin su alması göz ardı edildi. Yükün üzerinin muşambayla kapatıldığı ancak muşambanın uygun şekilde sabitlenilmediği ifade edildi. Raporda bu iki hatanın geminin batmasına neden olduğu belirtildi. Raporda mürettebatın pompalarla suyu tahliye etmeye çalıştığı ancak başarılı olamadığı, geminin motor gücünün de zayıfladığı anlatıldı. Ayrıca gemi kaptanı ve gemi sahibinin asli kusurlu olduğu sonucuna da varıldı. Vahşi hayvanların doğal alanına girilmemesi, onların elle beslenmemesi gerekiyor ama bu uyarıları pek öyle dinleyen, takan yok. Bitlis'in Tatvan ilçesinde ayıları eliyle beslemeye kalkan bir kişi neredeyse elinden oluyordu. O anlarda cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Gel. Ayıya eliyle pide vermeye kalktı. Ayı pideyi alırken az kalsın elini de kapacaktı. Nemrut Krater Gölü'nde ayı besledik. Ayı beslerken elimize atladı. Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Nemrut kalderası doğal güzelliğiyle ziyaretçilerin dikkatini çekiyor. Son dönemde ise bölgedeki ayılarla gündemde. Kalderayı ziyaret edenler ayılara yiyecek verip elleriyle besliyor. Ancak bu zaman zaman tehlikeli anlar yaşanmasına neden oluyor. Gel yavrum gel. Tanıtım amaçlı videolar çekmek için Nemrut kalderasına gelen sosyal medya fenomeni Servet Doğan, araçtan ayılara pide vermek istedi. İlkinde pideyi yere atan Doğan, ikincisinde neredeyse elini kaptırıyordu. Uzmanlar sık sık vahşi hayvanların doğal alanlarına girilmemesi, bu tür hayvanların elle beslenmemesi konusunda uyarıyor. Cumhurbaşkanı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Astana zirvesi sonrasında dönüş yolunda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gündeminde pek çok başlık vardı. Bunlardan ilki Demiral'ın gol sevincinde o yapmış olduğu bozkurt işaretine dair yapılan süreçti, yürütülen süreçti. Gerekli adımlar atılıyor dedi. Aynı zamanda Kayseri ve sonrasında yaşanan gelişmelere yönelik de olumlu neticeyi her tarafta aldık. Kardeşlik ikliminin bozulmasına müsaade etmeyeceğiz dedi. Bir bakalım Cumhurbaşkanı Erdoğan başka hangi meseleler hakkında açıklamalarda bulunmuş. Türkiye-Avusturya maçında milli futbolcu Melih Demiral'ın gol sevincinde bozkurt işareti yapmasının ardından yaşananları değerlendirdi. Gerekli adımlar atılıyor mesajı verdi. Kimse Almanların formalarında kartal var diyor mu? Kimse kalkıp da Fransızların formasında horoz var, niye horozlanıyorsun diyor mu? Orada Meri heyecanını bu görüntüyle verdi. Bunun üzerine de malum Dışişleri Bakanlığımız bunların yetkilerini çağırdılar. Gerekli adımlar da buna göre atılıyor. İnşallah bütün mesele cumartesi günü biz sahadan galibiyetle ayrılarak bir üst tura çıkalım. Fevkalade bir durum olmazsa maça gitme kararımızı verdik. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan ziyareti dönüşünde aralarında Habertürk'ten Serap Belet'in de bulunduğu gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gündeminde Kayseri'deki çocuğa istismar olayı ve sonrasında Suriye'de yaşanan gelişmeler vardı. Kayseri'deki hadisede güvenlik güçlerimizin süratli müdahalesiyle hava sakinleşti ve bir an önce olumlu neticeyi her tarafta aldık dedi. Hem Türkiye'de hem de Suriye tarafında kardeşlik iklimini bozmayı amaçlayanlara müsaade edilmeyeceğinin altını çizdi. Erdoğan'a Ankara ve Şam arasında bir görüşme olabilir mi sorusu da soruldu. Cumhurbaşkanı, ülkelerin değil PKK, PYD, YPG, DAEŞ gibi örgütlerin rahatsızlığı söz konusu. Onların böyle bir buluşmayı, Suriye'nin yeniden ayağa kalkmasını istemedikleri ortaya çıkıyor yanıtını verdi. Ve terörle mücadele. Erdoğan, Kuzey Irak'a düzenlenmesi beklenen operasyon hakkında da bilgi verdi. Şu an itibariyle bunu bölgedeki olayların akışı belirleyecek açıklaması yaptı. Gelişmeler olgunlaşmadan, belli bir noktaya gelmeden şu anda böyle bir adımı atacağız demek yanlış olur. Fakat gelişmeler ışığında eğer böylesi bir adımı atmak gerekiyorsa bu yapılır. Teröre aman vermeyiz. Çünkü oralarda da münasebetlerimiz iyi, ilişkilerimiz iyi olduğu için gerek Irak'ta gerek de Suriye'de bu adımları her an atarız. Güvenlik güçlerimizin eli tetiktedir. Tehditin boyutuna göre de anlık kararları alıp uyguluyoruz. Arkadaşlarımız da muhatapları ile sürekli görüşme halindeler. Biz açık ve net bir şey söylüyoruz ve bundan da geri adım atmayacağız. Biz bölgemizde bir teröristan kurdurmadık, kurdurmuyoruz ve asla kurdurmayacağız. Cumhurbaşkanı 20 Temmuz'da Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü dolayısıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde olacak. Erdoğan, normalleşme süreci kapsamında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'le beraber mi gideceksiniz sorusuna yanıt verdi. Kendilerine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne birlikte gitme teklifimizi bir kere yaptık. Bizim bu teklifimiz sonrası kendi uçaklarıyla gideceklerini açıkladılar. Biz bu noktada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Bey'le gideriz açıklaması yaptı. Erdoğan, Haziran ayı enflasyon rakamlarını da değerlendirdi. Biraz sabra ihtiyacımız var. Enflasyonda düşüş daha yeni başladı. Hızlanarak devam edecek, biz inanıyoruz ifadesini kullandı. Hayat pahalılığına vurgu yapan Erdoğan, en adaletsiz vergi enflasyon. O nedenle dar gelirlilerimize, asgari ücretlimize, emeklilerimize yapacağımız en büyük iyilik, popülizm yapmadan enflasyonu kalıcı bir şekilde tekrar tek haneye düşürmek. Vatandaşımızın kalıcı olarak refah seviyesini yükseltmek mesajı verdi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de Başbağlar Katliamı'nın anma etkinliklerindeydi. Acıları yarıştırmanın dönemi Türkiye'ye çok şey kaybettirdi. Ülkenin bütün acılarına hep birlikte sahip çıkmamız gerekiyor dedi. Acıları yarıştırmanın ya da kendi acısına sahip çıkmanın dönemi Türkiye'ye çok şeyler kaybettirdi. Biz ülkenin bütün acılarına hep birlikte sahip çıkmamız gerekiyor. Ben defalarca söyledim. Berkin Elvan'la Abdullah Tayyip Olçak'a aynı anda yas tutmayan bir ülke birlik ve bütünlük halinde olamaz. Sivas'taki, Madımak'taki yaşananlarla Başbağlar'da yaşananları birbirinin rövanşıymış gibi göstermeye çalışıyorlar var. Bu ikisi de bu ülkenin ortak acıları. Orada yanan canlarda, burada yanan canlarda bu ülkenin değerleri. O yüzden biz
bir ve beraber olmamız lazım. Madımak ve Başbağlar'ın aynı komisyonda araştırılması daha da anlamlı olabilir. Bunu da bir değerlendireceğiz. Çünkü iki gün arayla birbirine yaşatılan ve sayı olarak, şekil olarak, işte inanca yapılan saldırı olarak gördüğümüz bu saldırıların nasıl, kimler tarafından organize edildiğini mutlaka bakmak, o kirli elleri çıkarmak lazım. Bu konuyu da gündemimize alacağız. İnsanlığa karşı işlenmiş suçların zaman aşımı olmaz. Bu konuda kanun var. Mahkemelerin cesaretle bunlara insanlık suçu tanımlamasını yapıp zaman aşımı ve af kapsamlarının dışına çıkarması lazım. Şimdi öğretmenlik meslek kanunu teklifi mecliste artık kabul edildi, komisyonda. 39 maddelik bir teklif bu ve buna göre Milli Eğitim Akademisi kurulacak. Öğretmen adayları akademide eğitim aldıktan sonra atanacak. Aynı zamanda öğretmenlere yönelik son dönemde o şiddeti de gündeme getiriyoruz ve bu teklifle öğretmenlere yönelik şiddetin cezası da arttırılacak. Milli Eğitim Akademisi kurulacak. Öğretmen adayları akademide eğitim aldıktan sonra atanacak. Akademiye giriş için KPSS puanına bakılacak. 39 maddelik öğretmenlik meslek kanunu teklifi Meclis Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu'nda kabul edildi. Teklifte eğitim fakülteleri dışından formasyonla öğretmenliğin yolu kapanacak. Öğretmen olmak isteyenler her yıl bakanlığın açıkladığı kadro kapsamında KPSS'den aldıkları puan sıralamasına göre Milli Eğitim Akademisi'ne alınacak. Öğretmen adayları 4 dönem akademide hazırlık eğitimi alacak. Bu süre eğitim fakültesi mezunları içinse 3 dönem olacak. Eğitim sırasında öğretmen adaylarına ödeme de yapılacak. Yetersizliği tespit edilen kadrolu öğretmenler de Milli Eğitim Akademisi'nde eğitime alınacak. Öğretmenin yetersiz olup olmadığı bakanlık müfettişleri tarafından yapılan denetim ve incelemeler sonucunda tespit edilecek. Akademide eğitimi tamamlanan öğretmenler yeniden değerlendirmeye tabi tutulacak. İkinci değerlendirme sonucunda da yetersizliği tespit edilenler, genel idare hizmetleri sınıfında durumlarına uygun kadrolara atanacak. Teklif genel kurulda kabul edilirse uzman ve baş öğretmen olmak için uygulanan kariyer basamakları sınavı kaldırılacak. Bunun için eğitimi tamamlamak yeterli olacak. Teklife göre öğretmenlere karşı şiddetin engellenmesine yönelik tedbirler de yer alıyor. Kasten yaralama, tehdit, hakaret ve görevi yaptırmama suçlarının öğretmene karşı işlenmesi halinde ceza yarı oranda artırılacak. Ulaştırma alanında düzenlemeler içeren kanun teklifi de Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Bu yasayla kendisinin veya eşyasının elle aranmasını kabul etmeyen yolcu artık uçağa binemeyecek. Yine insansız hava araçlarını uçuş izni almadan uçuranlar da, yani dronlar da, bunlarla ilgili de işlem yapılacak. Yaklaşık 60 bin lira para cezası kesilecek. Havalimanlarında yeni dönem başlıyor. Elle arama yapılmasına izin vermeyen yolcular uçağa alınmayacak. Türk Sivil Havacılık Kanunu ile bazı kanunlarda ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Yasaya göre tüm yolcular havacılık güvenliğinin ihlal edilmemesiyle sınırlı olmak üzere havaalanlarına ve hava araçlarına geçerken yanlarındaki eşyalarıyla birlikte teknik cihazlarla ve gerektiğinde elle kontrol edilecek ve aranacak. Ancak teknik cihazlarla yapılan kontrollerin sonuçlandırılamaması durumunda bahse konu yolcu kendisinin ve eşyasının elle aranmasını kabul etmediği takdirde havaalanı ve hava aracına kabul edilmeyecek. İHA kullanımına dair de düzenlemeler yapıldı. Türk hava sahasında işletilecek veya kullanılacak sivil insansız hava aracı uçuş izinlerinin verilmesi ve hava trafik hizmetlerine ilişkin usul ve esaslar Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından belirlenecek. Uçuş izni almadan belirlenen alanlar dışında insansız hava aracı uçuran ve genel kolluk kuvvetleri tarafından tespit edilen kişiler hakkında 60 bin lira idari para cezası uygulanacak. Türkiye deniz yetki alanlarında, su yollarında ve iç sularda verilecek kılavuzluk ve römorkörlük hizmetleri Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yürütülecek. Bakanlık bu hizmetleri belirlenen usul ve esaslar dahilinde gerçek veya tüzel kişilere yaptırabilecek veya devredebilecek. Düzenlemeyle limanlara gelen gemilerden sera gazı emisyonu bedeli alınacak. Alınacak bedeller doğrulanan sera gazı emisyonlarıyla
Avrupa Birliği emisyon ticaret sistemi güncel karbon fiyatı temel alınarak belirlenecek. Bu bedel her yıl bir sonraki yılın Eylül ayı sonuna kadar bir önceki yılın toplam bedeli olarak ödenecek. Şimdi ekranımızda altta böyle son dakikada görüyorsunuz MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamaları var. Peki ne hakkında, ne söylüyor? Bir gidelim Dije Topçu'ya. Dije sendeyim, açıklama neye dair? Evet Dilek Gül, o açıklama az önce Devlet Bahçeli'den geldi. UEFA Disiplin Kurulu'na Türkiye-Avusturya maçında Merih Demirel'e Bozkurt Hareketi nedeniyle 2 maç ceza vermesine Ankara'dan tepkiler vardı. O tepkilerden biri az önce MHP lideri Devlet Bahçeli'den geldi. Devlet Bahçeli kararın kabul edilemez olduğunu vurguladı ve Demirel'e destek mesajları verdi. Hemen o açıklamanın detaylarına bakalım dilersen. UEFA'nın Türkiye-Avusturya futbol müsabakasında attığı golden sonra Bozkurt işaretini haklı gurur ve sevinç içinde paylaşan milli futbolcumuz Merih Demirel ile ilgili aldığı 2 maç men cezası, üstelik itiraz yolunun kapatılması tasvihi ve tahammülü imkansız skandal bir karardır dedi Devlet Bahçeli yaptığı açıklamada. Devamında ırkçı ve faşizan eğilimlerin UEFA'ya nüfuz etmesi utanç duyulacak bir ilkelliktir dedi. Bozkurt simgesi Türklüğün varoluşsal onuru, geçmişe geleceği buluşturan ortak bir değerdir dedi. Bu hazımsızlığın gösterilmesi Türk milletine beslenen iflah olmaz husumetin ve Türk tarihini karalama rezilliğini iğrenç bir tezahürüdür dedi. MHP lideri Devlet Bahçeli tabii ki devam etti. UEFA bazı ülkelerin futbolcularıyla ilgili verdiği benzer kararlarda oldukça geniş görülü ve hoşgörülü yaklaşmasına rağmen sırayı bir Türk futbolcu aldığında Türk nefretini gizleyememiştir dedi. Dünya futboluna kara bir leke sürülmüştür. 2024 Avrupa Şampiyonası'na da gölge düşmüştür bu kararın alınmasıyla dedi Devlet Bahçeli. Çılgın Türkler her engeli aşacak azim ve inançtadır. A milli futbol takımımızın arkasında 85 milyon Türk vatandaşı dua, destek ve tezahürüyle ayaktadır dedi. Geldiğimiz bu aşamada Türk milletinin tarihi mirasına apaçık saygısızlık yapan UEFA bahse konu ayıplı kararını geri almadan A milli futbol takımımızın Hollanda karşılaşmasında çıkmaması ve bir hak olan demokratik protestosunu bu şekilde göstermesi de ahlaki ve milli bir beklentini niteliğinde dedi Devlet Bahçeli. Bu kararın geri alınmaması neticesinde Türkiye'nin Hollanda maçına çıkmaması duyurusunu da aslında yaptı bu açıklamada. UEFA Laçka kararından vazgeçmezse Hollanda'nın sahada tek başına bırakılması ve A milli futbol takımımızın Türkiye'ye dönüşü milli haysiyetimize en uygun seçenek olacaktır dedi MHP lideri Devlet Bahçeli yaptığı bu açıklamada. Boyun eğerek, taviz verilerek, teslim olarak kazanılacak bir başarı her manada hezimet ve zilletin makyajlanmasıdır dedi Dilek Gül, MHP lideri Devlet Bahçeli dakikalar önce yaptığı açıklamada. Şimdi HT360'a şöyle küçük bir cep açalım. Konuşmak istiyoruz. İngiltere'de biliyorsunuz Muhafazakar Parti 14 yıllık iktidarını İşçi Partisi'ne kaptırdı. Önemli bir seçim sonucu. Konuğumu da gördüm şimdi. Doktor Tolga Sakman, hoş geldiniz efendim HT360'a. Selamlar. Hoş bulduk Dilek Hanım, merhabalar. Şimdi Tolga Bey, biz en başından beri aslında seçim sonucunu bekliyoruz ama kafamızda da editörüm Mehmet İlkay Üzer'le şöyle bir soru var. Tabii bu tabii yazılıyor da çiziliyor da aynı zamanda. Yahu Avrupa Parlamentosu seçimlerinde tüm Avrupa Birliği ülkelerinin neredeyse çok büyük bir çoğunluğunda aşırı sağın yükselişini görürken İngiltere ne oldu da sola kaydı? Bunun parametreleri neler? Bunu sormak istedik, bunu konuşmak istedik. Siz nasıl okuyorsunuz bu sonucu? Nasıl geldi adadaki bu değişim? Şimdi Dilek Hanım, genel olarak baktığımızda zaten İngiltere kıta Avrupa'sından hep farklı hareket etti bugüne kadar. O yüzden yani bu anlamda da siyaseten kıta Avrupa'sı sağa giderken İngiltere'nin onu takip etmemesi tarihsel olarak baktığınızda çok yadırganacak bir şey değil. Bu birincisi. İkincisi, İngiltere aslında bu aşırı sağa kayma durumunu birkaç yıl önce yaşadı. Yani Avrupa'da henüz liberal politikalar, liberal söylemler, belki bazı yerlerde hafif sola yakın söylemler varken İngiltere bu sağ söylemleri kullanmaya başlamıştı, bunu satın almaya başlamıştı. Bu da hangi dönem? Brexit dönemi. Yani Avrupa Birliği'nden ayrılmadan önce
Bugün Avrupa Birliği'nde genel olarak tartışılan konular İngiltere'de tartışılıyordu. İşte göç konusu, Londra'nın merkez olması, Brüksel'den ziyade Londra'nın merkez olması vesaire konuları tartışıldı. Ve sonucunda da Brexit kararı çıktı zaten. O yüzden de bu sağ söylemin o rüzgarın geçmiş olma ihtimalinden bahsedebiliriz. Hı hı. Bu ihtimali de şuraya bağlayalım ve üçüncü noktada bu zaten. Avrupa'nın korktuğu şeyler, bugün yaşadığı korkuları İngiltere daha önce yaşayıp buna reaksiyon gösterdi. Hı hı. Ve reaksiyonun sonucunu da aldı. Bu sonuçtan ne kadar mutlu olduğunu da zaten bu seçimin sonucu göstermiş oldu. Hı hı. Yani göçmen karşıtlığı veya işte bir bütün olarak Avrupa'nın hareket etmesinin getirdiği işte o kolektif ve liberal politikaların etkisi ve daha da önemlisi belki de son dönemde kolektif güvenlik mantığı. Şimdi İngiltere Avrupa Birliği'nden ayrılarak zaten bu kolektif güvenlik içerisinde yer almayacağını deklare etmiş oldu mantıken baktığınızda. O yüzden de tüm bu söylemler İngiltere'de yaşandı ve sonucunda da İngiliz halkı mutlu olmadı. Hı hı. Yani, ve oraya geldik. İngiliz halkı mutlu olmadı. Ve zaten Brexit gerçekleştikten sonra da ilk seçimi yaşadı İngiltere. O da önemliydi. Yani aslında Brexit'in istenilen bir şey olmadığı da ortaya çıkmış oldu. Çünkü ilk seçimde Brexit'i gerçekleştirmiş olan partinin kurulduğu günden bugüne, yani 1830'lardan bugüne aldığı en düşük oy oranından bahsediyoruz. Bu da işte İngiltere'nin aslında geldiği noktayı gösteriyor. Şimdi geldiği nokta diyorsunuz ya İngiltere'nin. Bu değişimin en önemli taşları neler oldu sizce? Ekonomi mi, göç mü, yoksa bunların hepsi mi? Kamuoyu, ada halkı ne bekliyor bu değişimden? Aslında bir de tabii birkaç şeyde, konu... Çok kısa böldüm Tolga Bey. Bir de şunu da mesela ben BBC'den böyle bayağı bir an be an takip ettim o seçim sonuçlarını. Sandalye dağılımlarına vesaire baktım. Sizi şaşırtan bir yükseliş var mı? Özellikle reformunla alakalı mesela bir sandalye sayısı söz konusu açıklamalar da var. Sizin böyle dikkatinizi çeken pointler var mı? İkinciden başlayayım. Buyurun. Bu dikkat çeken iki konu. Evet, Reform UK ki bunun... öncesi Brexit Parti, öncesi de UKIP'tir. Yani bu İngiltere'deki aşırı sağın vücut bulmuş halidir bu parti. Ve bugün hala oy alıyor olması aslında yine ülkede aşırı sağ nüvelerinin kaldığını gösteriyor. Tolga Bey, muhafazakarların yerini alabilir mi? Böyle iddiası da var, açıklamalar da var. Olur mu? Siz ne öngörüyorsunuz? Aslında yeni ana muhalefet partisi benim dedi. Evet. Reform UK'in genel başkanı ve aslında bir merkez sağ muhafazakarların yerine kendinin geçtiğini söyledi. Tabii rakamsal olarak bu şu anda mümkün değil. Ama siyaseten muhafazakar partiyi yavaş yavaş içeriden, tabiri caizse içeriden fethederek bunu devam ettireceğini dile getiriyor. Yani muhafazakar partinin başına geçmek değil... Muhafazakar Parti'nin yerine işte Reform UK'yi koymak gibi bir niyeti var. Hı hı. Ama dikkat çeken bir diğer nokta da şu, İskoç milliyetçilerinin de oyu azaldı. Yani geçen seçime oranla, yani 40'lardaydı vekil sayısı, şimdi 10'lara düştü hatırladığım kadarıyla. Hı hı. Bu da İngiltere'nin, yani Birleşik Krallık, Büyük Britanya artık o genel olarak adını nasıl söylersek, hı hı, tüm halinin de aslında biraz daha reformist, biraz daha yeni şeyler söyleyen kişilere gittiği, partilere gittiğini anlıyoruz. Evet. Burada da ilk sorunuza geleyim. Buyurun. İki temel konu var. Birincisi, evet, işte ekonomi, sağlık, iklim krizi, göç. Bunlar önemli konulardı. Özellikle göç konusu, açıkçası bütün partiler, hı-hı, göç konusunu işledi ve göçü durdurmak, azaltmak, işte bir yasal düzene koymaktan bahsediyordu hepsi. Hı hı. O yüzden burada çok ayrışmadan söz edemiyoruz açıkçası. Ama önemli olan iki nokta, çok önemli bu İngiltere için. Ekonomi ve sağlık. Evet. Çünkü iki yıldır İngiltere'ye göre yüksek enflasyon kabul edilen iki haneli rakamlar var. Hı hı. Şimdi bu
İngiltere için normal değil ve bunun da doğal olarak hesabını iktidar partisine kestiler. İkincisi de sağlık konusu. Şimdi NHS İngiltere için övünç kaynağıdır aslında baktığınızda, yani İngiliz sağlık sistemi. Ama yine birkaç yıldır da bunun çöktüğünü, hastanelerin çok kötüye gittiğini vesaire vesaire görüyoruz. Bunun için de aslında İşçi Partisi'nin önerileri çok insanları cezbetti. Evet. İşte yeni hastane randevuları vesaire. Bu da önemli bir konu. Önemli bir, diğer bir önemli konu değişimi şu, getirdi. İngilizler özellikle Muhafazakar Parti'nin öne sürdüğü yeniden o imparatorluk vizyonuyla o Büyük Britanya, büyük işte savaşlara müdahale eden tüm bölgelerde varlık gösterebilecek kapasiteye yükselmiş İngiltere politikasını satın almadı. Bu cezbetmedi İngilizleri. Bu da aslında Avrupa ile İngiltere'nin yine o ayrıldığı kavşaklardan biri haline geldi. İngiltere mevcut halini, yani İngiliz toplumu mevcut haliyle daha toplum refahının yükseldiği bir yönetim istiyormuş anladığımız kadarıyla buradan. O yüzden de birçok faktör aynı anda bir araya gelmiş oldu. Bu son söylediğiniz oldukça önemli bir açıydı bence. Sayın Sakman çok çok teşekkür ederim. HT360'a bu dilimde katkılarınızdan dolayı çok çok sağ olun. Devam edelim efendim. Şimdi başka bir canlı yayın noktamıza gidelim. Konya Akşehir'de, Uluslararası Akşehir Nasrettin Hoca Şenliği düzenleniyor. Ve o noktada Emre Aytekin'in yanında da Akşehir Belediye Başkanı Nuri Köksal var. Önce biraz şenliklerden, daha sonrasında da tabii detaylarını belediye başkanından alalım. Emre, sendeyim artık. Dilek Gül, dünyanın merkezi burasıdır diyen Nasrettin Hoca'nın yaşadığı şehirlerden biri olan Konya'nın ilçesi Akşehir'deyiz. Tabii yanımda da Akşehir Belediye Başkanı Nuri Köksal var. Hemen sözü ona vermek istiyorum. Efendim, Habertürk yayına hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz de şehrimize hoş geldiniz. Efendim, bugün etkinlik başladı. 65. kez düzenleniyor aslında Nasrettin Hoca Festivali. Etkinlikle ilgili neler söylemek istersiniz? Tabii ki. Öncelikle bizi izleyenlere Nasrettin Hoca'nın şehri, dünyanın ortası, gülmece başkenti Akşehir'den selam ve sevgilerimizi gönderiyoruz. 1959 yılında Türkiye'nin en eski şenliklerinden biri olarak tamamen Akşehir halkının ortak kararıyla ve belediye meclis kararıyla başlatılan şenliklerimiz bu yıl 65. yaşına erdi. Her yıl 5-10 Temmuz tarihlerinde yapılan şenliklerimiz bir yandan Nasrettin Hoca'nın hatırasını yaşatıp gelecek kuşaklara aktarma misyonu üstlenirken bir yandan da tarihi, coğrafi ve kültürel değerleriyle İç Anadolu'nun incisi Akşehir'in tanıtımı görevini üstlenmektedir. Bu etkinliklerde ana konu Nasrettin Hoca'nın hicvi, kıvrak zekası, güldürürken düşündüren fıkralarından yola çıkılan mizahtır. Ve mizahi sanatın her alanında ürün veren sanatçılarımızı ve bütün yılın yorgunluğunu atmak üzere Akşehir'de bir araya gelen Nasrettin Hoca dostları için düzenlediğimiz konserler, tiyatrolar, dramalar, animasyonlar, pek çok başka etkinliklerle de Akşehir her sene 5-10 Temmuz tarihleri arasında gerçekten cıvıl cıvıl, çok hareketli ve çok farklı bir kimliğe bürünmektedir. 1974 yılından bu yana uluslararası niteliğini sürdüren şenliklerimiz, Uluslararası Nasrettin Hoca Karikatür Yarışması ve Fotoğraf Yarışması'yla dünya sanat camiasında da bilinen bir etkinliktir. Bu yıl aynı zamanda yine yıllardır vermekte olduğumuz Altın Eşek ödüllerinin de yeni sahipleriyle bu akşam Açık Hava Tiyatrosu'nda yapacağımız etkinlikle sahiplerini bulacaklar. Şu an bu yayını Nasrettin Hoca mizah yolundan yapıyoruz. Akşehir'in tarihi, sivil dokusu, bu sokakta yer alan Ermeni Hamamı, Ermeni Kilisesi, Nasrettin Hocamızın hocası Seyit Mahmut Hayrani Hazretlerinin türbesi başta olmak üzere 13. yüzyıl dokusunu şehrin merkezinde önemli ölçüde yaşatan bir sokaktayız. Ve belediyemiz bu yıl ilk defa burada çeşitli canlandırmalarla gençlerimiz, Akşehir halkının katılımıyla 13. yüzyıl gündelik hayatını yaşama aktarmayı hedefledi. Ve bu proje ilerleyen dönemlerde
nalbant, fırın, berber, değirmen gibi o dönemin kimi esnaf dükkanlarının da bu sokakta yapılmasıyla yaşayan bir plato haline gelecek. Belki de bu anlamda Türkiye'de ilk ve tek bir mizahi ve 24 saat 365 gün canlılığını koruyan bir mizah merkezi olacak. Bu anlamda Akşehir'in misyonunun Nasrettin Hoca'dan dolayı gayet yüksek ve sorumluluk bilincimizin de o derecede olduğunu söylemeliyiz. Önümüzdeki yıllarda Akşehir Belediyesi'nin önderliğinde Dünya Mizah Kentleri Birliği'nin kurulmasında önderlik edeceğiz. Akşehir ve Nasrettin Hoca, Nasrettin Hoca ve Akşehir gerçekten dünyada birbiriyle özdeşleşen şehir ve adam konseptine en uygun örnek sayılabilir. Bütün yaşamını geçirdiği ve 800'le yakındır şehrimizin mezarlığında, türbesinde ebedi uykusunu uyumakta olan Nasrettin Hoca'mızın felsefesi gerçekten Akşehir'deki esnaf dükkanının isimlerinden yaşayan Nasrettin Hoca dediğimiz hemşerilere kadar devam etmektedir. Ve Akşehir'e gelen konuklarımız bunu daha şehre girer girmez gerçekten Nasrettin Hoca'nın buralı olduğu çok belli diye de bize de defalarca kere ifade etmektedirler. Şimdi bugün bu coşkuyla, bu heyecanla başlayan etkinliğimiz 10 Temmuz akşamına kadar devam edecek. Konserler, operadan diğer müzik dallarına kadar farklı etkinlikler ve sergiler, animasyonlar Akşehir'in 3-4 ayrı mekanında dolu dolu şehir hemşerilerimizle ve misafirlerimizle birlikte olacaklar. Akşehir'in ayrıca da tarihsel önemine vurgu yapan çok önemli bir ikinci değeri de Kuvayi Milliye'nin Garp Cephesi karargahına ev sahipliği yapmış olmasıdır. Mustafa Kemal Atatürk'ün 20 küsür kere gelerek 9 ay 10 gün süren Garp Cephesi karargahı döneminde büyük taarruz kararı Akşehir'de alınmıştır. Nasrettin Hoca'nın torunu olan Akşehirliler Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde aydınlanmanın ve bilimsel gerçekliğin farkında yüzleri geleceğe dönük birer sorumlu yurttaş olduklarının farkındadırlar. Ve Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında Türkiye yüzyılını başlatmak adına da biz Nasrettin Hoca'mızdan aldığımız esinle bu mesajları bugünden itibaren bundan sonra sıklıkla vermeye devam edeceğiz. Nasrettin Hoca'nın hayatındaki kimi fıkralar, nükteler gerçekten bizim hayatımızda da gündelik hayatımızda da vardır. Ölümüzde, dirimizde, düğünümüzde, derneğimizde gerçekten biz Nasrettin Hoca'sız yapamayız. Düğünlerimize gider, onu türbesinden davet ederiz. Her yıl şenliklerde kapısına gider, hocam çömezlerini, kaşığını, kepçeni al, bizimle birlikte yeniden buraya dön deriz. O da şimdiye kadar bizi hiç kırmadı. Bu yıl ünlü sanatçımız İlker Ayrık Beyefendi temsili Nasrettin Hoca'lık görevini üstlendi. Ve biraz önce Dünya Mizah Yolunda biten, Nasrettin Hoca Mizah Yolunda biten kortejde bu görevimizi yaptık. Akşam da Açık Hava Tiyatrosu'nda Türk gülmece sanatının büyük ustası, sinemacı, tiyatrocu, eğitmen, duayen Müjdat Gezen, uluslararası karikatür yarışmasının birincisi Ukraynalı karikatüristimiz ve Akşehirli hemşerimiz ve uzun yıllar Nasrettin Hoca temsil görevini üstlenen Erdoğan Özbakır hemşerimiz de altın eşek ödüllerini alacaklar. Hayatın, sanatın, siyasetin en üst temsil makamında olan pek çok konuğumuz bu akşam Açık Hava Tiyatrosu'nda bizde olacaklar. Ben de buradan yakında olan bütün mizah severleri, Nasrettin Hoca dostlarını, çocukları, gençleri özellikle bu etkinliklerimize davet ediyorum. Gülelim, güldürelim, barış içinde, kardeşçe bütün ayrılıklarımızı bir araya bırakarak 13. yüzyıl aydınlanmasının Akşehir'den parlayan büyük yıldızı Nasrettin Hoca'nın mizahıyla sevelim, sevilelim diyoruz ve bütün bizi izleyenlere de buradan tekrar iyi dileklerimizi, Akşehirlilerin selam ve sevgilerini gönderiyoruz. Efendim Habertürk özel yayınına konuk olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Biz de teşekkür ediyoruz. Sizi ağırlamaktan biz de onur duyduk.
Dilekgül, evet, yanımda Akşehir Belediye Başkanı Nuri Köksal vardı. 65. kez düzenlenen Uluslararası Akşehir Nasrettin Hoca Festivali ile ilgili ayrıntıları konuştuk. Festivalin 10 Temmuz'a kadar devam edeceğini söyleyelim ve söz tekrardan İstanbul'a bırakalım. Biz de sizinle beraber ilgililerini böylelikle duyurmuş olduk Emre Aytekin. Teşekkür ederiz. Şimdi yeni bir görüntü var, yeni bir gelişme var. Açalım onu hemen. D100 Beylikdüzü Haramidere mevkiinde görüyorsunuz efendim, kontrolden çıkan tır önce köprünün ayağına, ardından aydınlatma direğine çarptı ve çarpmanın etkisiyle aydınlatma direği bu şekilde devrildi. Yan yol şu ana itibariyle trafiğe kapatılmış durumda. Tüm ekipler oraya bu yolu açmak için tabii oradaki çalışmaları hızlandırdılar. Yan yolun ulaşıma kapandığını söyleyelim. Buradan bizi radyosundan dinleyen izleyicilerimiz için de, yolda olanlar için de tekrar edelim. D100 Beylikdüzü Haramidere mevkiinde bir tır kontrolden çıktı. Önce köprünün ayağına, ardından da aydınlatma direğine çarparak durabildi ve çarpmanın etkisiyle aydınlatma direği devrildi ve bu hattaki yan yolda trafiğe kapanmış durumda. O hattı kullanacaklar için bu bilgiyi geçmiş olalım. Şimdi 6 Şubat depremlerinin ardından faylarla ilgili biliyorsunuz çalışmalar başlatıldı ve bunlardan biri de Hakkari'de sürüyor. Bilim insanları Hakkari'den geçen diri fayın çalışmalarını yürütüyor. Neye bakıyorlar peki? Hem yaşına hem de deprem üretme potansiyelini tespit etmeye çalışıyorlar. Bir bakalım çalışmalar ne durumdaymış. İş makineleri fay hattını kazıyor. Bilim insanları incelemeler ve örneklerle fayın deprem üretme potansiyelini belirlemeye çalışıyor. Yüksekova, Şemdinli, Başkale, Erciş ve Tutak faylarını çalışacağız. Bu fayların deprem üretme potansiyellerini ortaya koymaya çalışacağız. Türkiye'deki diri faylarla ilgili başlatılan çalışmanın Hakkari ayağı devam ediyor. TÜBİTAK destekli proje, Van 100. Yıl Üniversitesi Maden Tetkik Arama, AFAD ve Belediyeler Birliği işbirliğiyle yürütülüyor. Bu projenin temel amaçlarından bir tanesi MTA tarafından haritalanan fayların, diri fayların deprem üretme potansiyellerinin ortaya konulması ve bunların bütün kamu kurumlarına paylaşılması. Proje kapsamında araştırma ekibi gözetiminde tehlikeli olarak görülen Yüksekova Şemdinli fay zonunda kazı başlatıldı. Fayın geçtiği güzergahta 30 metre uzunluğunda, 2 metre genişliğinde, 4 metre derinliğinde hendekler açıldı. Deformasyon zonundan bazı örnekler alıyoruz. Deprem olay seviyelerini belirliyoruz. Eski deprem izlerinin tarihlendirilmesi amacıyla örnek toplanıyor. Fay üzerinde 2 tane büyük depremin olduğu gözükmekte. Daha önceki yüzyıllarda ya da bin yıllarda olan depremleri maalesef kayıtlı olarak bilmiyoruz. Bursa'da 3 kız paten kaymak için evden çıktı. Geç saatlere kadar evlerine dönmeyen kızların aileleri ve yakınları telaşa kapıldılar haliyle. Kayıp kızlar bakın nerede bulundu. 3 kız arkadaş paten kaymak için evden çıktılar. Bir daha geri dönmediler. Kızlar eve dönmeyince aileler panik oldu. Tüm Bursa kayıp kızlar için seferber oldu. Olay Osman Gazi ilçesi Emek Mahallesi'nde yaşandı. Evlerinden paten kaymak için çıkan 10 yaşlarındaki Zeynep, Meryem ve Sümeyye Nilüfer ilçesindeki bir alışveriş merkezine gittiler. Metro seferlerinin iptal olmasıyla alışveriş merkezinde mahsur kaldılar. Metro seferleri iptal olduğu için gecenin havanın karardığını görünce panik yapmışlar. Kızları geç saate kadar eve dönmeyen aileler telaşa kapıldı. Durumu polis ekiplerine bildirdi. Üç arkadaşı bulmak için konu komşu adeta seferber oldu. Emek mahallesindeki yüzlerce kişi sokakta kaybolan kızları aradı. Kızımız bulundu Allah'a şükür. Yardımcı olan arkadaşlardan, komşulardan, eş dost herkesten Allah razı olsun. Kayıp kızlardan sevindirici haber güvenlik görevlileri tarafından geldi. Kendilerine gelen telefon üzerine alışveriş merkezine giden aileler kızlarına kavuşmanın sevinciyle gözyaşlarına boğulurken mahalleli evlerine dönen kızları alkışlarla karşıladı. Balıkesir'in Erdek ilçesinde mahalle sakinlerinin plaj temizliği için kiraladığı iş makinesinin operatörü koruma altındaki deniz çayırlarını sökmüştü.
Bununla ilgili biliyorsunuz tepkiler söz konusuydu ve bu olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı. O operatör ve mahalle sakinleri hakkında bakın ne karar verildi. Denizin akciğerleridir. 1 metrekarelik deniz çayırı alanı yaklaşık olarak 10 litre oksijen üretir. Denizin akciğerlerini söktü. O iş makinesi operatörü hakkındaki inceleme tamamlandı. Balıkesir'in Erdek ilçesine bağlı Narlı mahallesinde 7 ev sahibi plajın kıyı kesiminde temizlik yaptırmak için iş makinesi kiraladı. 29 ve 30 Haziran'da plaj temizliği yapan iş makinesi operatörü koruma altındaki deniz çayırlarını da söktü. Olayla ilgili inceleme başlatan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri çalışmalarını tamamladı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bartın Amasra Limanı'nda ziyarete açılan TCG Yıldırım Savaş Gemisi'nin ziyareti sonrasında açıklamalarda bulunuyor efendim. Gidelim oraya. Melek sevgisine karşı ona cevap vermesi çok normal. Karar çok yanlış. Karar haksız bir karar. Yani kabul edilebilecek bir karar değil. Maalesef UEFA burada çok haksızca bir karar aldı ve çok büyük bir hata yaptı. İnşallah biz Hollanda'yı yenerek bunun cevabını vereceğiz. Meri orada oynayamasa bile onun arkadaşları onun özellikle aldığı haksız cevabını bütün dünyanın, Avrupa'nın göz önünde vereceklerine inanıyorum. Bu tür hatalı, yanlış kararların da verilmemesi lazım. Yani spor kardeşlik, spor dostluk, barış. Burada o sevinci yaşayan ve ki Avusturya maçında Merih'in oyunu hepimizin gönlünde taht kurdu, attığı goller. Dolayısıyla böyle bir yanlış bir karar. Bu kararı telafi etmenin yolu inşallah Hollanda karşısında galip gelmek, yarı finale kalmak, iki maçtan sonra da finalde Merih'in gollerini seyretmek inşallah. İnşallah o noktaya da gelir. Millilerimizle gurur duyuyoruz. İnşallah Hollanda karşısında Sayın Cumhurbaşkanımız da maçta olacağını öğrendik. Ve büyük bir coşkuyla takımımıza dua ediyoruz. Rabbim ayaklarına taş değdirmesin. İnşallah başarılı bir futbolla bunun cevabını vereceklerdir. Teşekkürler. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Teşekkürler. Peki Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un da Demiral'a verilen ceza ile ilgili açıklamalarını dinledik ve devam edelim. Yedi eminlerde uzun yıllar çürümeye terk edilmiş çok sayıda araç bulunuyor biliyorsunuz. Bunların birçoğunun üzerinde haciz, rehin gibi işlemler söz konusu ve dolayısıyla satılamıyor. Meclise sunulan 9. yargı paketinde bu araçlar da söz konusu. Bu araçlarla ilgili bir düzenleme de söz konusu ve o düzenlemeyle araçların satışının önü açılacak. Sahipleri uzun zamandır teslim almıyor. Her biri çürümeye yüz tutmuş durumda. Kiminin üzerinde haciz var, kimi rehinli. Bu nedenle de satılamıyorlar. 9. yargı paketi 7 eminde terk edilen araçların satışının önünü açacak. Kimi yeni, kimi eski. Bulunduğum 7 eminde ve etrafımda çok sayıda araç var. Ama ortak bir özellikleri var. O da satılamama sebepleri. İşte yeni tasarıyla birlikte o sebepler de ortadan kalkacak. Böylece buradaki çoğu araç satışa çıkacak. Burada yaklaşık 5000'e yakın araç var. 4000 tanesi satılır. Çünkü hepsinde ihtiyat tedbiri var, haciz var, rehin var. 9. yargı paketinin içinde karayolları trafik kanunu ile ilgili değişiklikler de var. Karayolları trafik kanunu gereğince trafikten men edilen, bağlanan ve 7 emine alınan araçlar var. Bunların yeniden tasfiyesine yönelik hızlı bir şekilde ekonomiye kazandırılması ve satışına yönelik bir düzenlemeyi de bu yargı paketinde inşallah hayata geçireceğiz. 30 yıldır 7 eminde araçlarımız var. Bundan herkes fayda görür. Devlet de fayda görür, otoparkçı da, millet de fayda görür, borçlu da, alacaklı da fayda görür. Aslında 7 eminlerdeki satışla ilgili bir düzenleme var ama trafikten men edilen çoğu aracın sicilinde satılamaz, haciz, rehin gibi şerhler bulunuyor. O yüzden de satılamıyor. Yeni paket bu durumu düzenliyor. 6 ay içinde teslim alınmayan aracın üzerine şerh konulmuş olsa dahi satışa çıkarılacak. Adam geliyor 10 sene sonra, 20 sene sonra benim arabam mı vardı? Satıştan elde edilen para 5 yıl bekletilecek. Sahibi bu süre içinde aracını almak için başvurursa satıştan elde edilen parayı alabilecek. 5 sene içinde başvurulmazsa aracın bedeli hazineye aktarılacak.
Şimdi dün canlı yayın noktasıyla böyle bir bu müsabakaların başlama anını paylaşmıştık. Neyden bahsediyorum? Tarihi Kırkpınar yağlı güreşleri eleme müsabakaları başladı. Otellerde boş yer yok. Güreşleri kaçırmak istemeyenler çadırlarda, araçlarda konaklamaya çalışıyor. İzleyelim görüntüleri. Oteller doldu taştı. Yer bulamayanlar çadırları için boş alan aradı. Gördüğünüz gibi arabalarda yatıyoruz. Çadır kuracak yer de yok, otellerde yer de yok. Paranla otelde yer bulamıyorsun. Evlerde yatıyoruz zaten devamlı. Ara sıra da çadırda yatmamız iyi oluyor. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin bu yıl 663.sü düzenleniyor. Her sene olduğu gibi Edirne'de hazırlıklar bu yılda haftalar öncesinden başladı. Kentte birçok otelde yer kalmadı. Güreş sevdası engel tanımıyor. Otellerde boş yer bulamayan güreş severler buldukları alanda çadır kurdu ve geceyi burada geçirdi. Dün akşam geldik. Otellerde yer bulamadığımız için kamp kurduk buraya. Ama dün gece de yağmur yağdığı için rezil olduk. Çadırımızı dün gece geldik de bugün şimdi kurduk çadırımızı. Bu gece Allah izin verirse buradayız. Perşembe günü eleme müsabakalarıyla başlayan güreşler pazar günü sona erecek. Şampiyon baş pehlivana 550 bin lira ödül verilecek. Efendim ben Dilek Gül. Yaklaşık 2 saat boyunca HT360'da beraberdik. Ben artık noktalıyorum, gidiyorum. Benden sonra karşınızda ana haberde Büşra Akın Dinçer olacak. Hoşça kalın, Habertürk'te kalın.